Herkese merhaba. Çevrim içi olarak sürdürdüğümüz etkinliğimiz GMK sunumların 10.'suna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde çevrim içi olarak YouTube'daki sayfamızdan etkinliklerimize devam ediyoruz. Sizler de bizi desteklemek için kanalımıza abone olursanız seviniriz. GMK sunumlarda amacımız etkinlik teması üzerine iş üreten, tasarımlarıyla öne çıkmış olan meslektaşlarımızı sizlerle buluşturmak ve verimli bir tartışma ortamı oluşturmak. Bunu yaparken tasarımcıların işlerini kendi ağızlarından dinleme fırsatı yaratmayı ve onlarla işleri, çalışma yöntemleri, tasarım anlayışları hakkında doğrudan diyaloğa girebileceğiniz bir platform oluşturmayı hedefledik. Bugüne kadar sırasıyla illüstrasyon, kitap kapağı tasarımı, sergileme tasarımı, yazı karakteri tasarımı, afiş tasarımı, markalama tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, disiplinler arası tasarım eğitimi ve ilan tasarımı başlıklarıyla GMK sunumları etkinliklerini düzenledik. Bunları kaçıranlar gmk.org.tr web sitemizden ya da YouTube GMK Turkey sayfamızdan geçmiş tüm etkinlik videolarımızı seyredebilirler. Bugünkü 10. GMK sunumlar etkinliğimizin teması UI UX tasarımı. Konuklarımız Furkan Şahin ve Tuğba Işık. Öncelikle kendilerine davetimizi kabul ettikleri için GMK adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda etkinliğimizin afişini ve hareketli post tasarımlarını yapan Onur Ekinci'ye de emeği için teşekkürler diyorum. Etkinliğimize teknik sebeplerden ötürü hiç ara vermeden devam edeceğiz. Her konuğumuz kendisini kısaca tanıttıktan sonra 30-40 dakikalık bir sunum yapacak. Arkasından ikisinin de katıldığı gene bir yarım saat yani 30 dakika civarı sürecek bir soru cevap bölümümüz olacak. Sunum esnasında işlerle ilgili bir sorunuz ya da merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen YouTube'da sağ tarafta gördüğünüz live chat üzerinden yazın. Ben konuğumuza sorunuzu direkt olarak ileteceğim. UI UX tasarımı hakkında daha genel sorularınız için iki sunumda bittikten sonra yazabilirsiniz. Böylelikle iki konuğumuzun da bu konudaki fikirlerini duyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi hem Furkan hem de Tuğba GMK üyesi. Sizlerden de henüz GMK üyesi olmayan ve üyelik hakkında bilgi almak isteyenler varsa gmk.org.tr sayfasında üye ol kısmından gerekli tüm bilgilere ulaşabilirler. Başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Demin canlı yayında da, Instagram'daki canlı yayında da bahsettim. Daha önce duyurusunu yaptığımız GMK'nın 40. yıl kitabımız GMK Dükkan'da satışa çıktı. Merak eden arkadaşlar için kitabımızı şöyle göstereyim. Satışa çıkan kitabımız bu. Bu kitapta GMK'nın 1978'deki kuruluşundan sonraki yaklaşık 40 yılının hikayesini anlatıyoruz. 40 yıldır sergilerde ödül kazanan işleri, dönemin tanıklıklarını, çeşitli yapılan röportajları ve önemli belgeleri içeren 600 küsur sayfalık çok önemli bir referans kitap bu. Kitabımızı satın almak isteyenler dükkan.gmk.org.tr adresinden siparişlerini verebilirler. Ayrıca GMK Dükkan bunun dışında da birçok ürüne ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Gittikçe genişleyen bir skalada devam ediyoruz. Daha önceki yarışma katalogları, işte bez torbalar vesaireler var. Ama onlardan daha da önemlisi GMK Dükkan'da Yurdaer Altıntaş'ın afişlerini ve porselen kupalarının da satışına başladık. Bu satıştan elde edilen gelirin bir kısmını Türk Eğitim Vakfı ile yürüttüğümüz GMK Yurdaer Altıntaş Burs Fonu'na aktaracağız. Bunu da size bir bilgi olarak aktarıyorum. Ve tekrardan hoş geldin Furkan diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Selamlar herkese. Öncelikle ben de teşekkür ederim hem GMK Yönetim Kurulu'na hem sana davetiniz için. Bununla beraber Tuğba'nın sunumunu da çok merak ediyorum. Ona da teşekkür ederim şimdiden sunumu için. Son olarak da Onur'a da teşekkür etmek istiyorum. Buradan afişin görselleri gerçekten çok keyifliydi. Hem animasyon hem tasarımı. Onu da şimdiden eline sağlık diyorum. Bir ekran paylaşayım.
Teşekkürler Selahattin. Biraz geç kaldı. Şimdi ben Furkan tabii ki. Önce öyle başlayayım. Özünde aslında tasarımcıyım diyorum ama bunun içinde hani bütün süreç boyunca çok farklı disiplinlerde de çalışmalar ürettim. Çalıştığım yerlerdeki pozisyonların biriyle farklı deneyimlerimde olma şansı oldu. Şu andan böyle geçmişe doğru gidersem aslında şu an FUA isimli bir tasarım stüdyosunun kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Aynı zamanda aktif olarak tasarım da yapmaya devam ediyorum orada. Bunun yanında işte bir kurucu olmanın getirdiği bazı idari işlerle de orada boğuşmaya, uğraşmaya devam ediyorum tabii ki. Bunun yanında GMK'da yönetim kurulu üyesi olarak son bir senedir çalışıyorum. Ondan önce de yönetim kurulu üyesi olmadan önce de dışarıdan bazı destekler vermeye çalışıyordum. Yaklaşık 7-8 senedir de üye olarak da zaten katılım sağlıyordum etkinliklere. Bununla beraber FUA'yı kurmadan hemen önce aslında bir daha çok dijital ürünler üzerine çalışan bir Hippo isimli bir şirkette çalışmıştım. Orada ağırlıklı olarak yazılımcıların olduğu ve dijitalleşme süreçleriyle ilgili aslında projelerin yapıldığı bir şirketti. Ben orada product designer, yani bir ürün tasarımcısı olarak çalışmıştım. Tabii şimdi burada birçok title'lar olacak UI UX sürecini konuşurken. Bunlara da ufak ufak değiniriz tabii ki süreç boyunca. Bir product designer da aslında bir ürün üzerine aktif olarak, yani bir üzerine odaklanıp bir süre onun araştırması, tasarım süreci ve development'ı aktarma sürecinde aktif olarak rol oynayan bir tavırda oluyor. O zamanlarda BKM Express ve Getir üzerine aslında çalışmıştık. Getir'in yeni versiyonu üzerine çalışmıştık. 2016'nın sonları ve 2017'lerde. Ondan önce aslında daha farklı bir disiplin, yani uluslararası reklam ajansı olan Tribal Worldwide İstanbul'da çalıştım. Orada sanat yönetmeni olarak çalıştım. Orada aslında bir 360 derece bir ajans kavramı vardı ve hani bir projenin aslında hem arayüz tasarımlarını da yapmış oldum kampanyaların, hem bir outdoor çalışmasını da tasarlamış oldum, hem bir TV'nin TV'ye çıkacak bir filmin de aslında süreçlerinde çalışmış oldum. Ondan dolayı orada aslında her şeye bulaştığım bir süreç vardı. Bir her şeye bulaşmak bir yandan da çok verimliydi. Bununla ilgili birkaç örnek de göstereceğim aslında birazdan. Ondan önce de daha butik bir dijital bir ajans olan Creosote'da çalışmıştım. Orada da o zamanlar sosyal medyanın çok patladığı bir dönemdi ve sosyal medyada sekme tasarımları çok bol bol yapılırdı bir dönem. Orada bol bol onları yapardık. Mobil aplikasyonlar ve kurumsal web siteleri tasarlıyorduk. Bunun biraz daha öncesi okul dönemi ve aslında onun biraz öncesi aslında freelancer çalışmalar ama çok da profesyonel olmayan çalışmalar. Sadece bazı denemeler vardı oralarda. Bu yaptığım süreçte bir 10 yılı aşkın bir süreç oldu aslında bunların tamamı. Ve burada bazı reklam ve tasarım ödülleri de aslında oldu bununla beraber. Ama bunda öne çıkan ödül, yani bunların bazı kısımları bireysel çalışmalarken bazıları da bir ekip olarak aslında yapılan şeyler, ödüller. Ama burada benim için öne çıkanlar mesela GMK'da 2015'te web sitesi ödülü almak aslında çok heyecanlıydı. Çünkü daha bireysel bir şeydi. Bununla beraber Medikit'in 2016'da Dream Team seçkisine göstermesi yılın sanat yönetmeni olarak o çok değerliydi benim için. Cannes Young Lions yarışması var. Yine bireysel bir yarışma aslında. Orada film kategorisinde birinci olup Fransa'da 35-40 ülkeyle beraber, onlarla beraber yarışmak orada çok keyifliydi. Gibi böyle bir genel olarak aslında böyle bir serüvenim oldu. Bununla beraber ben bunun en başına dönmek istiyorum. Yani bu tasarım ya da bu işlere nasıl merak sardım ya da nasıl başladım kısmına da çok kısaca değinip sonra da işlerden çeşitli işler göstermek istiyorum. Geçenlerde bir tane tweet okumuştum aslında. Ondan sonra bu slide'ı koymak istedim. Türkiye'de her Türk erkeğinin bir futbolcu olma hayali vardır ve o muhakkak böyle bir şeyle sonuçlanmıştır. Yani bir sakatlık ya da bir ailenin engellemesiyle ama kesin futbolcu olacaktım ve milyonerdim şu an. Herkesin vardı böyle bir hikayesi. Aslında benim de öyleydi. Çocukluğum bilen herkes futbolcu olacağım falan düşünürdü herhalde.
Ama benim için öyle olmadı. Eve bir bilgisayar alındı sadece. Bu sevdadan uzaklaşmak için. Ve o bir bilgisayar alındıktan sonra onun etrafında bir sürü oyun oynadıktan sonra düzenli bir internet bağlantısı oldu. Ve herkes gibi aslında ben de MyNet'e girdim o zamanlar. Aslında orada okey de oynadım, chat de yaptım ama orada bir tane de bir hazır site aracı gibi bir şey vardı. Yani çok hızlı girip çok basitçe bir web sitesi oluşturabiliyordun aslında. Ve ilk defa web sitesinin oluşturulabilir bir şey olduğunu orada gördüm yani. Hani bu yapılabilen bir şey, birileri yapıyormuş demek ki bunu diye. Tabii bu çok çok kısıtlı bir şeydi. Bu beni doyurmadığı için hızlıca böyle Google'da surf ederek aslında Dreamweaver'la tanıştım o zamanlar. Ve Dreamweaver aslında biraz daha kapsamlı bir şekilde kod yazarak bir web sitesi oluşturmanı sağlıyordu HTML ya da PHP kodlarıyla. Ve onunla tanıştığımda da hani daha fazla şeyler yapılabileceğini gördüğüm zaman herhalde ilk tasarımımı kod yazarak yapmıştım herhangi bir araç kullanmadan. Ve o zaten bana çok çok büyük bir keyif verdiği için onu daha fazla ne yapabilirim dediğim zaman da birilerinden Photoshop edinmiştim aslında bir CD ile böyle bayağı. Hani böyle internetten bile indirememiştim. Birinden almıştım onu böyle. Onu da kurup bunları bir araya getirdikten sonra zaten biraz böyle bu web sitesi tasarlamak, web sitesi oluşturmak benim için çok böyle keyifli, böyle sihirli bir şeydi yani o dönem için. Ama bunu çok böyle oluşturabileceğim bir ortam yoktu. Ve ben onun için böyle bir yer aramaya başladım. Ve o zaman lisedeydim bu arada bunlar geliştiği dönemler. Ve bunların hiçbiri profesyonel işler değil aslında tamamen. Bir merak yani o lise çağında bir çocuk için. Ve o zaman okula gidip okulda da bir bilgisayarla nasıl zaman geçiririm peşinde koştururken orada bir bilgisayar odası olduğunu biliyordum çünkü. Hiç açılmayan bir bilgisayar odası olur ya hep böyle oralarda. Orada şey dedim okulda. Dedim ki ben okula bir web sitesi yapmak istiyorum. Bunu ilk önce sınıfta ilgili olan o öğretmene söyledim. O gitti müdüre de tanıştırdı beni. Dedi ki böyle böyle bir çocuk var web sitesi yapmak istiyor. Ve onlar sağ olsunlar bu konuyu hiç yargılamadan direkt şey dediler. Olur, nasıl yaparsın, yapabilir misin gerçekten falan gibi böyle böyle yaklaştılar yani konuya. Ve o zamanlar bu 19 Mayıs gösterileri vardı. Ve 19 Mayıs gösterinin bir ay böyle bir hazırlığı oluyordu herhalde. Yani bütün okul oraya gidiyordu, yürüyordu orada. Ve hani kalan kişiler de ders işlemiyordu. Bana dediler ki seni o listeden çıkartıyoruz. Sana okulda bir bilgisayar odasını açıyoruz. Bir aylık deadline'ım var ve bu web sitesini madem yapabilirim diyorsun ve yap o zaman görelim hani bitir bu işi dediler. Ve gerçekten ben bir ay mesai gibi okula gidiyordum sabah işte ilk zilde ve çıkana kadar orada çalışıyordum ve arada gösteriyordum da böyle bunları yaptım bunları yaptım diye. Ve en sonunda yaptım orada bitirdim. Hatta 4 senede okulun admini olarak gezdim yani hep bütün şeyleri web sitesine bir şey eklenecek müdür beni çağırıyor falan böyle sürekli. Tabii ki muhabbetim çok daha iyi onunla vesaire. O 4 sene aslında bununla böyle beraber geçti. O çok önemliydi bence. Yani bunu desteklemeleri. Çünkü ben bir Anadolu Lisesi'nde okuyordum ve genelde işte avukat ya da mühendis olmam bekleniyordu oralarda. Bir güzel sanatlar değildi en azından. Bu arada şöyle bir şeye benziyordu. Web arşivden bulabildiğim kadarıyla bu kadar çıktı. Tam yüklenmemiş. Ama böyle haberlerin olduğu, işte sınav haftalarının girildiği, forum vardı. O zamanlar forum çok modaydı. Forum falan kurmuştuk. Mezunlar dahi geliyordu yani. Mesela çok keyifli bir muhabbet ortamı oluşmuştu orada böyle. 2006 gibi gözüküyor bu arada. Ondan sonra da şöyle bir şey oldu. Abim benim böyle bir şeyler yaptığımı görünce bir arkadaşı da bana bir gün şey diye geldiler. Dediler ki biz işte Kurban diye bir müzik grubu var. Zaten ben de çok seviyorum. Onlar da çok seviyor. Gayet iyi dinliyoruz. Ve onlar dağılmıştı o zamanlarda. Ve dediler ki biz Kurban dağıldı. Bir fan kulüp gibi değil. Yani ya da tekrar bunları birleştirelim diye bir değil. Tamamen bu müzik ölmesin yani. Devam etsin, yaşasın diye bir proje yapmak istiyoruz dediler. Biz bütün içeriği, kontenti üreteceğiz. Sen bize bunu tasarımlayan forumu kur. Beraber bu işi yapalım dediler. Sonra orada da bir şarkı sözünde geçen Bu Ses Biter Mi diye bir ismi alıp busesbiter.com diye bir web sitesi oluşturduk aslında biz. Ve onun içinde bir son söz diye bir alan oluşturduk. Orada da hem A yüzü hem B yüzü diye bir alan vardı. Bunlar aslında bir kasetin A yüzü, B yüzü esprisi. A yüzüne Türk Rock'tan birçok insana mail attık. Kurban hakkında birkaç cümle bize söyleyin dedik. Onlar bir şeyler yazdılar. Veya ünsüz, B tarafında da ünsüz insanlar vardı. Oralardan gelen şeyleri koyduk. Böyle güzel bir anı defteri gibi bir şey oldu. Forum vardı çok keyifliydi. Derken biz aslında böyle bir komünite oluşturmuş olduk aslında orada o kurbanın etrafında. Şöyle de bir forum vardı.
Ve aradan böyle birkaç sene geçtikten sonra kurban birleşme kararı aldı. Ve birleşme kararı aldığında da sanırım Billboard dergisiydi. O zamanlar bir gençlik dergisi vardı. Orada işte basçısı Kerem Tüzün'e soruyorlar işte hani nedir bu sebebi? Yani birleşme sebeplerinizden biri nedir diye soruyorlar. Ve orada aslında bizim web sitesini gösteriyor. Diyor ki bu sesitler.com çok güzel bir ortamdı, çok güzel şeyler vardı. Biz çok etkilendik. Birleşme kararlarımızdan biriydi gibi bir şey söylüyor. Ve biz onu duyduğumuzda zaten lisedeyiz, proje oluşturmuşuz, bir etki yaratmışız. Zaten böyle salya sümük olduk aslında direkt yani orada böyle çok etkilenmiştik bu konuda. Ve zaten ondan sonra ben dedim ki tamam artık benim işim bu yani hayat boyu. Bununla uğraşabilirim ben. Benim için çok keyifliydi çünkü o süreçler. Ve bununla ilgili ben tabii ki çok amatör işler ve herhangi bir tasarım disiplini yok, herhangi bir süreç yok aslında. Ondan dolayı bu işi öğrenmek için, yani biraz daha eğitim de alabilmek için Koca Üniversitesi'nin görsel iletişim tasarımına girdim. Orada şöyle oluyordu, yetenek sınavıyla alınıyordu. Hatta yani Anadolu Lisesi mezunu olmama rağmen herhangi bir başvuru yapmadan sadece görsel iletişim bölümlerine gidip başvurmuştum ve Koca Üniversitesi'ne girebildim. Orada da aslında bir görsel algı sınavı yapılıyor. İşte genel kültür sınavı yapılıyordu. Bir portfolyo sunuyordum. Yani bunlar bu bölümle ilgili bir fotoğraf, bir tasarım, bir çizim, bir şeyler istiyorlardı. Bir portfolyo oluşturmanı istiyorlardı. Ve bir çizim sınavı vardı. Bunları geçtikten sonra da bölüme kabul ediliyordum. Oraya girdikten sonra da görsel iletişimin en büyük faydası aslında şöyle oldu. Yani birçok alanda şey vardı. Yani web sitesi tasarımı dersleri de vardı orada. Ne bileyim işte bir video tasarımı ile ilgili şeyler de vardı, font tasarımı ile ilgili şeyler vardı. Birçok konuyla dokunabildiğim bir ortam vardı. Yani içerikleri çok dolu muydu? Değildi ama yine de bir okula yönleniyor olmak, yani bir yön bulabilmek için ve orada bunu denemek için bir ortam oluşabilmesi bence çok kıymetliydi. Ondan dolayı benim için güzel geçti okul dönemi de. Ve yaklaşık işte bir aslında 30-31 yaşındayım ama 15 sene önce bir bilgisayarın başına oturdum ve hala orada devam ediyorum ve hala onun peşinde aslında koşturmaya devam ediyorum özet olarak. Ve bu şimdi de gayet keyifli gidiyor her şey. İşler konusuna geçersem daha fazla uzatmadan bu işleri de şöyle aslında göstermeye çalıştım. Birçok iş var ama burada 15-16 tane iş seçmeye çalıştım ve bunları seçerken de mesela bazıları reklam sektöründe aslında UI UX'in karşısında neler yapılıyor? Aslında orada bir kampanya için, bir şey için. Onlar var. Bir teknoloji, internet şirketi, eski bir internet şirketi nasıl projeler yapılıyor? Onlar var. Ya da yeni çıkan startuplar var, dijital dönüşüm projeleri var. Bunlar neler yapıyor? Aslında bunlardan çeşitli örnekler göstererek hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Biraz da süreçleri görmüş oluruz hep beraber. İlk olarak böyle Tribal'da çalıştığım dönemlerde ben Vodafone Arena stadı vardı. Yani şu an Vodafone Park oldu ismi. O stadın yıkılıp açılana kadarki sürecinde bir iletişim kampanyası yapılıyordu. Ve o iletişim kampanyası da işte adım adım her süreci taraftarı sevdirilmeye çalışıyordu aslında o süreç. Ve o adım adım da her süreci planlanırken bazı mikro siteler yaptık mesela oralarda. Onlardan biri Anılar Sağda projesi. Bu projede Beşiktaş'ın stadı artık böyle sonlara geldi. Yani zemini bir döşenmeye başladığında çimleri. Beşiktaş'ın stadının çok ciddi bir tarihi olduğu için ve orada birçok hani Beşiktaş dışında da birçok hikaye olduğu için o hikayeleri tekrar sahaya çıkaralım ve bunun üzerinden bir iletişim yapalım diye bir fikir çıktı. Bu fikirler tabii ki orada yaratıcı ekipler tarafından çalışılıyor. Strateji ekipleriyle, yaratıcı ekiplerin beraber çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Ben o dönem hem yaratıcı ekipte çalışıyordum hem de ilgim ve merakım olduğu için bu dijital tarafa. Aslında bunu UI/UX sürecini de oturup tasarlıyordum. Ve o zamanlar birçok hikaye vardı. İşte Pelin'in İstanbul'a gelmesi, Van depreminde sahaya atılan atkılar vardı. Çok ikonik hareketler. İşte Sergen attığı şampiyonluk geldiği şey vardı. Hikayesi vardı. Orada Süleyman Sever vesaire. Biz bu hikayelerin hepsini çıkarıp ve anıları nasıl sahaya çıkarabileceğimizle ilgili böyle bir wireframe'ler oluşturduk. Bu fikri anlatırken ve bunun içeriğinden de aslında yani bunun gerçekten hayata geçmesi için içeriğinin de farkında olmamız gerekiyordu. Yani bizim elimizde ne malzeme var diye. Ondan dolayı bol bol Beşiktaş'a gidip aslında kulübe gidip oradaki arşivleri de kurcaladığımız oldu. Yöneticilerle de futbolcularla da konuştuğumuz zamanlar oldu. Ya da bir taraftarla gruplarındaki kişilerle de önemli kişilerle de konuştuğumuz oldu. Bol bol hikaye toplayıp
Bu topladığımız hikaye, kontenti, yani bir araştırma süreci aslında oluşturduk. Bu fikri daha iyi bir hale getirebilmek için. Sonra onu nasıl ete kemiğe büründürürüz diye düşünürken bir wireframe'ler ve bunların bir arayüz tasarımından oluşturarak aslında projeyi hayata aldık. Ama burada da şöyle şeyler vardı projenin içinde. Yani birçok isim var burada ve bunlar arşivlerden bazıları fotoğraf olarak geliyor, bazılarının tam iyi kaliteli fotoğrafları bile yok. O yani arşivi su basmış olabiliyor, ne bileyim bulunamamış olabiliyor bir şeyler falan ya da cevap alamayabiliyorsun onların da yoğunluğu olduğundan dolayı. Ondan dolayı bizim bunları tek bir dil bütünlüğünde aslında bizim üretmemiz gerekiyordu. Biz de bir illüstratörle anlaşarak bu projelerin hepsini tek tek briefini hazırlayıp ona ilettik ve hepsini tek de dil bütünlüğünde bizim için çizdi. Bunlar da böyle elementleri, komponentleri bu şekilde. Ve biz bunları bu şekilde, şu an tabii ki aktif yayında olmadığı için eski bir proje, ben böyle bir GIF'ini koydum. Burada dönemlerine göre 60 ve 80'lerdeki hikayeler, 90 ve 2000'lerdekiler, 2003'tekiler, 2007 sonrasındaki hikayeler bu şekilde navigasyonla sahaya diziliyordu. Detayına girdiğiniz zaman da onunla ilgili hikayeler ve takım kadroları vesaireler yer alıyordu. Bu o zaman için böyle yüz binlerce kişinin girdiği ve ödül kristallemada da ödüller kazanan bir proje oldu. Buna benzer bir projede Koltuklar Şahit diye bir proje yapmıştık. Yine benzer bir hikaye. Stat yenilenirken işte koltuklarının takıldığı dönemde onu bir iletişime çevirmek fikri çıktı. Oradaki hikayeleri biz toplamak istedik aslında. Ondan dolayı Beşiktaş farklı bir statta oynuyordu. Onlar için o statta koltukları, broşürler bıraktık. Dedik ki bu koltuklarşahit.com'a gelin. O statta yaşadığınız anıları bizimle paylaşın. Ve o anıları tekrardan dolduralım diye böyle bir web sitesi oluşturduk. Bunu oluştururken de yani o zaman bir fotoğrafçıyla anlaşıp tabii ki stadyuma gidip bunun doğru açıdan fotoğraflarını çekip sonra bir navigasyonla da stadın içinde aslında gezdirebildik hem taraftarı hem son durumu gezebildi. Hem de gerçekten o anki koltuğunu bulup işaretleyip anısını yazarak o maçtaki hikayesini paylaştı aslında. O gelen hikayelerde daha sonra o gerçek hikayelerden bir filme de dönüştürdü. Yani böyle bir 360 derece bir reklam ajansında çalışırken aslında işin yaratıcı süreçleri birçok şeye de dokunabiliyor. Hani oradan çıkan bir malzeme birden filme de dönüşebiliyor gibi bir durum oluştu. Bu da böyle keyifli bir projeydi. Çok ses getiren bir projeydi. Bu da bazı ödüller aldı kristal gibi. Bir reklam tarafındaki bir proje daha göstereceğim. Bu da lezzetli bir proje. Hatta GMK'da da ilk aldığım ödül olabilir bu 2015'te. Aslında eski bir proje olmasına rağmen hala yayında. Hatta bunu canlıdan da gösterebilirim. Şöyle. Biraz lezzetli bir proje. Burada da şöyle, aslında Açken Bakma bir projesi, bir SEC markası aslında dedi ki biz beyni pazarına gireceğiz ve bize bir mikrosite yapın bunun üzerinden. Ve bu mikrositede de aslında bu ürünü ilgi çekici hale getirmemesini bekliyordu tabii ki bir reklam projesi olduğu için. Ve orada da bu ilgi çekici hale gelebilmesi için aslında bunların çok böyle lezzetli bir görselleri ve filmleri hazırlandı. Ve onun üzerine de biraz paylaşım değeri de olabilmesi için de şakalı isimler çalışıldı aslında. Böyle akarlı makarna gibi, seni yerler var burada. Antonio Banderas diye bir şey var falan. Ve bunların hepsi bir tarif ismi oldu aslında. İçine girdiğiniz zaman tarifle ilgili bir detaylar var ve içine girdiğiniz zaman da burada açık halde bütün ürünün görselleri yer alıyor. Yani aslında biz kullanıcı geldiği zaman kullanıcının hangi saat aralığında ne ilgisini çekecek bunu burada tanımladık. Bu ikonlar onu tanımlıyor. Ve tarifin içine girdiği zaman o tarifle ilgili bilgi ve onun nasıl hazırlanacağıyla ilgili hızlıca detayları öğrenip çıkmasını sağladığımız bir şeydi. Ama ilgi çekmek için görsellere ve isimleri tabii ki biraz daha böyle keyifli hale getirdik, getirmeye çalıştık. Açık bir navigasyonu da vardı. Yani reklam tarafında ağırlıklı olarak bu tarz direkt marketinge dönüşebilecek projeler yapılmaya çalışıyordu. Ve onların ben hem yaratıcı ekibimde hem de UI UX sürecinde çalışmış oldum o dönemde. Daha sonrasında FOA'yı kurduktan sonra herhalde aldığımız ilk projeydi.
Arabam.com. Arabam.com'da 20 yıldan fazla süredir hani var olan bir aslında marka. Türkiye'deki ikinci el sektöründe sanırım lider bir durumda. Ve orada işte ikinci el arabaların listelendiği ve detaylandırıldığı bir listeleme platformu. Arabam.com'da çalışmaya başladığımızda aslında Tuğba'la da beraber çalışmıştık o dönemde. Tuğba'lar içeride bir kullanıcı deneyimi ekibi vardı ve bununla ilgili araştırmalarını yapmışlardı. Hedef kitlesini belirlemişlerdi. Ve aslında bütün akışlar hazırdı, proje defteri hazırdı. Bizden sadece bu işin UI tarafını istemişlerdi. Bazen projeler spesifik olarak sadece UI'ni isteyebiliyoruz, sadece UX'ini isteyebiliyoruz ya da komple bize uçtan uca da çalışın gibi gelebiliyor. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. Ve biz buna başladığımızda da yaklaşık 12 ay süren bir proje oldu aslında. Çünkü bu tarz yüksek kullanıcılı işler ve beklentinin gerçekten çok yüksek olduğu projelerde, dönüşüm odaklı projelerde uzun bir süre takvimler oluşuyor. Ve o uzun sürede aslında hem bir tasarım sistemi oluşturulması gerekiyor, hem oluşturan tasarımın hem algı anlamında yani markayı da beslemesi gerekiyor, hem de dönüşüm odaklı bir proje olması gerekiyor. Yani gerçekten buradan hedeflenen dönüşümlerin alınması gerektiği için uzun süre ilk önce bunun konseptlerini oluşturup o konseptleri oluşturduktan sonra bunun ölçümlerini, testlerini yapıp tekrar üzerine revizyonlar yaptığımız bir projeydi. Şunu kısaca göstereyim. Aynı zamanda bunların bir de fazları oluyor. En azından ilk faz bittikten sonra yeni fikirler, feature'lar çıkabiliyor. Mesela burada araçlarla çok ilgili olmayan insanlar için bir araç bulucu fikri çıkmıştı, bir fonksiyon feature'ı çıkmıştı. Onların adım adım lifestyle sorular sorularak, onların cevaplarını alarak onlara bir öneride bulunmak gibi bir fikir vardı. Tabii bunu tasarlarken sadece bu fikri böyle adımlarını tasarlamak değil, bunun development tarafını da yansımalarını düşünmek, ne kadar yapılabilitesini görmek çok önemli. Yoksa bu fikirlerin arkasında biz hızlıca UI'ni yapabiliyoruz, bu ihtiyacı karşılayabiliyor. Ama arka planda çok büyük bir development maliyeti çıkabiliyor. O zaman da proje hayatı geçemiyor. Ama bunu Arabam.com o zaman fizibilitesini yapmıştı zaten Tuğba'ların ekibi. Ve çok net bir şekilde geldiği için biz bunu hızlıca tasarlayıp sonradan entegre etmiştik. Bunun illüstrasyonlarını da çizdik. Bu proje için özel bir konsepti de hazırladık. Tüm elementlerini, komponentlerini, her şeyini aslında terzi işi tek tek çizip hazırlayıp bir tasarım sistemi olarak teslim ettiğimiz bir proje oldu. Ve bu tarz projelerde aslında biz kullanıcı olarak ön tarafta aslında çok ana sayfa listeleme detay görüyoruz. Ve bir profilinde birkaç ekran görüyoruz. Ama arka planda bu işlere girildiği zaman yüzlerce, hatta 200'den fazla sayfa tasarlamış olabiliriz bu iş için. Çünkü orada bir kullanıcı deneyim tasarımcısı ve kullanıcı arayüz tasarımcısı kullanıcının yaşayabileceği bütün aksiyonları düşünmek durumunda. Ve onların hepsinin karşılığında da yazılım ekibine bir doküman, bir referans vermesi gerekiyor. Bundan sonra Kimola projesi var. Kimola projesi de aslında bir Big Data şirketi. Yani yeni nesil bir şirket aslında. Yani aslında günümüzde Big Data ve yapay zekalı uğraşan şirketlerin bir hedefi de marketing tarafını beslemek oluyor. Kimola'nın hedefi de o. Yani bir içgörü toplamaya çalışıyor. Bu da ne demek? Kullanıcıların yani sosyal medyada paylaştıkları bütün aksiyonlarla ilgili, yani platformlar ve kanallarla ilgili dataları alarak bunları anlamlandırıp, kategorize edip hatta bunun duygu durumlarına kadar irdeleyip reklam veren veya işte data odaklı bir yatırım yapmak isteyen şirketlere nokta atışı aslında şeyler sağlayabiliyor. Bir çıktılar sağlayabiliyor. Kimola da bu projede bize geldi. Bizim hızlıca ürünümüzün anlaşılabilmesi için. Çünkü bu tarz teknoloji şirketleri biraz komplike olabiliyor ve hızlı anlaşılması gerekiyor. Hızlıca anlaşılması için biz hemen girer girmez web sitemizde projenin denenmesini istiyoruz dediler aslında. Ve burada audience'lar var aslında. Ve girer girmez audience'lara bastığınız zaman projede şuradaki gibi kısa bir özet gösteriyorum. Ve o özeti gören kullanıcı da daha fazlasını merak ederse tıklayıp iletişime geçiyor. Arka tarafta bir ürün var. Ürünle bağını kurmaya çalıştığımız bir projeydi.
Bu tarz projeler tabii ki global ölçekli hemen gözükmek istedikleri için marka kimliği de çok önemli oluyor. Yani hem marka kimliği global bir şirket, yani San Francisco'dan çıkmış bir şirket gibi durması gerekiyor. Hem ürünün çok hızlı bir şekilde hedef kitlesi tarafından algılanması gerekiyor. Hem de algılandıktan sonra da ürünün içine girdiğin zaman aslında ürünün de çok rahat bir şekilde kullanılabilip bu ayıklanan dataların erişilebilir hale gelmesi gerekiyor. Yani yeni nesil dijital dönüşüm projelerinde bu tarz teknoloji odaklı şirketler çok fazla. Bunların en büyük derdi de gerçekten çok basit bir şekilde algılanabilir olması oluyor. Biz bu projeyi bitirdiğimizde de daha sonrasında ürünün kendisi, ürün dediğimde aslında bu ön tarafta bir web sitesi, arka tarafta da login olduktan sonra kullanıcının gerçekten bu datalara eriştiği kısmı da aslında bir dijital ürün diyoruz orada. Bir ürünün de veri görselleştirmelerini de hazırlamıştık. Bununla beraber bir Otto isimli bir projemiz vardı. Otto da yine yeni nesil şirketlerden bir dijital dönüşüm projelerinden biri. Otto da aslında hareket eden her şeyi, yani bir mobility olan her şeyi aslında ölçümleyerek, yani bunu davranışsal olarak, tanısal olarak ya da bağlamsal olarak bunların ölçümlerini yapıp bir data oluşturuyordu ve o datayı örneğin bir sigorta şirketine bir kullanıcının, yani bir araç kullanıcısının sigorta puanı oluşmasını ve ona göre risk oranını oluşturup ona göre bir sigorta prim çıkarmasını sağlıyordu mesela. Ya da bu data anlık acil durumlarda da olabilir. Örneğin bir kaza hali olabilir. Hastaneye direkt onun aracın hangi şiddette kaza yaptığı, nerede, hangi lokasyonda yaptığı, aracın o kaza anında ne kadar hasar gördüğü ile ilgili dataları direkt böyle hastaneye gönderebilecek aslında bilgiler topluyor gibi düşünebilirsiniz yani günlük hayatta. Ya da aynı şekilde araçların birbiriyle de konuştuğu bir ortam. Yani biraz böyle fütüristik bir aslında altyapıları vardı. Ama bunlar da gerçekten dijital dönüşüm projelerinin gitgide artan şeyler. Ve bu biraz karışık gözüken şeyinde yine basit bir şekilde algılanması gerekiyordu. Biz onlara bir web sitesi hazırladık. Ve bunu hazırlarken bir simülasyon, bir şehir aslında oluşturduk. Bunun bir animasyonu da var hatta. Şöyle göstereyim. Animasyonunda bir problem var. Yani animasyonunda da aslında bu şehirle aracın nasıl etkileşime geçtiğini gösterdiğimiz basit bir şey hazırlamıştık. Zaten çok büyük animasyonlar bu tarz projelerde çok uygun olmuyor. Çünkü kullanıcı zaten girdiği zaman 3-5 saniyede projeyi anlaması, konuyu anlaması gerekiyor. Ama bunu anlayamadığı noktada zaten geri kalan hiçbir anlamı kalmadığı için çok çok basit bir şekilde bu aracın yürüdüğü ve binalarla etkileşime geçtiği bir basit bir animasyonumuz vardı. Sonra bu şirket biraz fazla fütüristik kaldığı için kapandı daha sonrasında ve başka bir şeye dönüştü aslında. Ondan dolayı şu an yayında değil ama görsel tarafının kuvvetli bir yani görsel tarafını kuvvetli bir şekilde çözüp konuyu anlatmaya çalıştığımız bir projeydi. Ve burada kurduğumuz 3D dünyayı aslında alt taraftaki sectionlarda da hani değerlerini anlatırken de ya da ürünlerin bu platformun içindeki ürünleri anlatırken de yaydığımız bir projeydi. Burada sektörler kısmında mesela bu aracı bu sektörler arasında gezerken yürütüyorduk gibi keyifli hareketleri vardı. Bir full bir navigasyonu örneği UI tarafında. Yani aslında burada da konu yani UI tarafında 3D bir obje tasarlamak değil, o 3D objenin gerçekten o konuyu doğru bir şekilde aktardığı, anlattığı ve kullanıcının bunu anladığı senaryolar çok kıymetli. Yoksa çok fazla trendy çalışmalar da yapılıyor bu tarz şeylerde. Ama anlaşılmadığı noktada çok da bir önemi kalmıyor bu tarz şirketler için. Bununla beraber bir yine farklı bir dijital dönüşüm projesi daha var, User Guide isminde. User Guide'lik de aslında şunu yapıyor. Aslında özünde bir Google Extension, yani Google'da şu Extension tarafında kurulan bir
bir ürün olarak ortaya çıkıyor ve kullanıcıların web sitelerine girdiği zaman yönlerini çok daha hızlı bulabilmeleri için ve o web sitesi sahibinin öne çıkarmaları istediği element ve komponentleri ya da bir değer önerilerini ya da bir tekst site de olabilir tamamen. Bunu hızlıca ön plana çıkarması için o işe yarayan bir aslında grup şeydi, üründü. Aslında bu ne yapıyor? Bir kullanıcı web sitesine girdiği zaman örneğin en basitinden ekranın karardığını ve adım adım birinci adımda bak burada bu var, ikinci adımda bak burada var, üçüncü adımda bu var gibi seni bir onboarding sürecine, bir kurulum sürecine soktuğunu birçok kez muhakkak siz de denk gelmişsinizdir. Buna yarayan bir ürün. Aslında bu tarz şeyler çok küçük gibi gözükse de arkasında çok büyük bir yazılım ekipleri ve çok kalabalık şirket insan kaynağı çalışıyor ve global ürünler bunlar. Türkiye'den çıkan global ürünlerden biri. Biz de bunu bu fikri hızlıca anlatabilmek için user guiding'le bir web sitesi çalışması oluşturmuştuk. Bunları oluştururken dikkat ettiğimiz bazı detaylar oldu. Onlardan bahsedeyim. Mesela bu fikir çıktığında biz bunların marka kimliğini de aslında beraberinde çalışmıştık. Çünkü UI tarafını özellikle besleyen en büyük şeylerden biri de marka kimliği var, marka stratejisi oluyor. Marka stratejisindeki konumlandırma ve oradaki proje hedefleri aslında çok çok önemli oluyor. Ondan dolayı user'lardaki zaten bir deniz fenerini seçtiğimiz zaman orada onu en modern bir şekilde minimalize edip daha sonrasında oradaki tavrı hemen girer girmez hızlı bir şekilde kullanıcıya anlatmaya çalıştık. Burada bir aslında deniz feneri koyup deniz fenerinin bir komponenti, bir işte elementi buradaki sayfadaki nasıl öne çıkaracağını aslında göstermeye çalıştık fikri anlatmak için. Bununla beraber burada işte testimonial'ların ön plana çıkması çok önemli oluyor. Yani bu ürünü alıp kendi web sitesinde kullanıp bir kullanıcıyı onboard etmeye çalışan bir insanın hızlıca neler yaşadığını göstermek, testimonial'lar koymak çok kıymetli oluyor. Bununla beraber bu ürünün içinde farklı özellikler daha var. Ve bu özellikleri de user guide'ı anlatabilmek için bizden böyle bu tarz illüstratif videolar istediler. Bu videoları hazırlarken de tamamen aslında kullanıcının yani bu videoyu izlediğinde en azından buradaki user guiding'in bu yeteneklerini hızlı bir şekilde anlayabilmesini sağlamak için. Yani ilk hedefimiz oydu. İkinci hedefimiz aslında bu işin güzel gözükmesi ve bu işin bir şova dönüşmesi aslında. Bu çok çok sonraki hedeflerimiz oluyor. Ama ilk hedefimiz bunun bu şekilde anlaşılabilir hale gelmesi. Ama burada da bu ürünlerin hepsi global pazarı hedefledikleri için de global rakiplerine karşı da görsel güçlerin her zaman kuvvetli olması gerekiyor. Ondan dolayı bu oradaki şirketlerde yarışabilecek bir görsel kimliğe de sahip olması gerekiyor. Bunu yaparken, yani bu sayfayı tasarlarken tabii ki ben buradaki bütün süreçlerini tasarlamıyorum. Çünkü bir ekiple çalışıyorum ve mesela bu çalışırken de hani burada bütün illüstrasyonları çizmek, bütün animasyonları hazırlamak aslında bir tasarımcının görevi değil. Hani tasarımcı sadece burada olması gerekenleri de belirleyip buradaki briefini netleştirip bir illüstratörle çalışabilir. O illüstratörden o brief'i aldık, malzemeleri aldıktan sonra bir motion designer'a gidip hani ekibinde ya da ekibinde yoksa outsource edebilir. Gidip ondan o malzemeyi alıp buraya getirip bunların hepsini birleştirebilir. Ve hani önemli olan bir problemi çözmek olur orada. Onu sonuca bağlayabilir aslında. Yani ondan dolayı bu çalışmaların hiçbirinde her şeyi uçtan uca bir tasarımcının yapmasını beklememek gerekiyor. Ama tasarımcının yönlendirmesi ve ne istediğini biliyor olup proje sahiplerinin de işini çözebiliyor olması, buna göre yönlendirebiliyor olması bence çok önemli. Burada detay sayfasında mesela marka kimliğindeki espri, deniz esprisini aslında burada paket sayfalarına da yaydık. Yani böyle başlangıç paketi için böyle surf tahtası koyduk mesela. Bu tarz detaylar çok keyifli hale geliyor ve hani kullanıcıların biraz daha bağ kurmasını sağlayabiliyor. Bunları özel olarak çiziyoruz böyle projeler için. Burada bir yelkenli var. Burada da biraz daha kruz gemisi gibi bir şey koyduk. Biraz daha büyük projeler için. Mesela bu tarz projelerde yine bu aslında pricing sayfası çok çok önemli bir hale alıyor. Çünkü bir dijital bir ürün, bir kişi, bir şirket bu ihtiyacından dolayı buraya gelip bu tabloları çok iyi anlaması gerekiyor. Ve satın alma kararını aslında
büyük oranda bu sayfada tamamlıyor. Ondan dolayı bu tablo yapıları, buradaki hiyerarşiler, renkler, gruplamalar çok çok kıymetli bir hale dönüşüyor ve aslında bu projelerin hepsi günün sonunda bir dönüşüm istiyorlar. Yani buraya giren kişi benimle iletişime geçsin, benim ürünümü satın alsın ya da bir soru sorsun, yani bir şekilde bir etkileşim olsun. Ondan dolayı buradaki call to action'lar ve işte bunu daha inandırıcı hale kılacak diğer fikirler her zaman çok çok önemli oluyor. Yine bu tarz projelerde değinmek istediğim son bir konu daha var burada, yüzlerlikte. Detaylı bir işti çünkü. Ve sevdiğim bir işti. Mesela bu bir dijital ürün diye sürekli bahsediyorum. Bu ürünün özelliklerinin ne olduğu ve yeteneklerinin ne olduğu aslında kullanıcı, yani son kullanıcı için çok önemli bir hale oluyor. Yani buraya gelen son kullanıcı için çok önemli bir hale oluyor. Ve bunları anlatabilmek için de bu arka plandaki ürünleri, ekranlarını sürekli buraya koyduğumuz noktada biraz sıkıcı bir hale gelebiliyor bu tarz çalışmalar. Ondan dolayı biz bunları marka kimliğine uygun bir şekilde illüstratif hale getirip daha renkli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yani burada bir renk paletiyle aldığın ürünü özelleştirebilirsin. Burada daha tamamen o fonksiyonları anlatan ürünleri, elementleri ön plana çıkararak aslında gösteriyoruz gibi. Ana sayfadaki videoyla da tutarlı oluyor bu sefer. Girişteki hero alandaki illüstrasyonla da tutarlı oluyor. O zaman komple proje uçtan uça bir dil bütünlüğünde olmuş oluyor. Ama yeni nesil teknoloji şirketlerinin birçoğu aslında bu tarz bir çözüme odaklandı. Bunu nasıl çözeriz ve bunu bizim çözdüğümüz teknolojiyi ilgili kişilere nasıl anlatırız peşinde oluyor. Ondan dolayı da hem işin akışları hem de UI tarafında görsel kimliğin güçlü olması çok çok önemli. Bununla ilgili birçok trik var. Tatilde kirala bir 2018'den beri çalıştığımız bir proje aslında, düzenli aralıklarla. Aslında biz 2018'den beri ne yapıyoruz bunlara? Yani ilk tatilde kirala bize geldiğinde fikir olarak aslında tatilde tekne ve ev kiralamaya yarayan bir proje. İki kullanıcı tipi var. Bir kullanıcı gelip buradaki evleri listeliyor ya da tekneleri listeliyor, filtreleyip listeliyor ve oradan istediği eve ulaşıp onu aslında rezervasyon yapmaya çalışıyor. Diğer kullanıcı bir de evi olan ya da teknesi olanın gelip buraya aslında onu yükleyerek oradan bir gelir elde etmeye çalıştığı bir ortam var. Şimdi burada iki tane kullanıcı tipi olduğu için de her kullanıcının kendine ait bir senaryosu var. Çünkü kendine ait bir derdi var aslında orada. Hani diğerininki çok fazla etkilemeyebiliyor. Bazen iki kullanıcı tipi de aynı anda da olabiliyor ama hani bunların apayrı bir dertleri olduğu için bizim o akışları düşünerek bu projeyi tasarlamamız gerekiyordu. İlk versiyonunu 2018'de yapmıştık. Yine hem marka kimliğini hem aslında web sitesini tasarlamıştık. Hızlıca şöyle bir şeye benziyordu. Bunu böyle hızlıca geçeceğim. Çünkü aradan 2-3 sene geçtiği zaman artık tatilde kiralanan içerik sayısı çok daha fazla artmıştı. Kullanıcı sayısı çok daha fazla artmıştı. Ve ihtiyaçları biraz daha değişmeye başladı. Ve buradaki en büyük farklılıklardan biri de aslında eskiden web sitelerine web odaklı başlayıp ilerlediğimiz bir dönem vardı. Ama şimdi biraz işlerin rengi değişti ve artık mesela tatilde kirala en son geldiği noktada dedi ki bizim zaten kullanıcımız %85'i, %90'ı neredeyse artık mobilden geliyor. Yani webdeki olan hikayenin bizim için çok da bir önemi yok. Bizim mobil tarafta kendimizi baştan aşağı yenilememiz lazım. Daha sonra onu web tarafına tabii ki uygulayabiliriz dediler. Ve onun üzerine biz tekrardan çalışmaya başladık. Ve yeni bir versiyonu aslında yakın zamanda yayına aldık. Bunu da ondan dolayı tabii ki ben de mobil tarafından göstereceğim. Tabii ki bu tarz projeler mobilden başlayıp daha sonra web'e geçebiliyor ve mobilde başlarken de
Aslında projenin bir önceki versiyonu varsa bu çok kıymetli bir şey oluyor. Ve o versiyonla ilgili eğer data tutulduysa bu daha da kıymetli hale geliyor. Çünkü data odaklı, yani bu şirketlerin hepsi bir şekilde büyümek istiyor. Daha fazla ilan, daha fazla rezervasyon oluşması gerektiği için. Ve orada data odaklı büyüme uzmanlarıyla çalışıyorlar. Yani o ne yapıyor? Mevcut web sitesinin aslında hangi kullanıcının hangi lokasyondan, yaş grubundan ya da hangi demografik bilgiyle geldiğine bakıyor ve ondan sonra da aslında o projenin hedefi neyse, o hangi butona tıklanmaysa o hedef ya da dönüşüm nasıl olacaksa ve o şirkete nasıl bir kar ettirecekse o akış, aslında onu anlamaya çalışarak, o kullanıcıdan nasıl gezdiğini anlamaya çalışarak oradaki önerilerini getiriyor. Ve biz bu data odaklı gelen önerilerin hepsini bu projede uygulamaya çalıştık oradan gelen şeylerle beraber. Ya bu bir tasarımcının yapması gereken değil, aslında bir büyüme uzmanının yapması gereken bir konu oluyor. Burada da tabii ki mobile geldiğimiz zaman da mobildeki kullanım çok yüksek olduğu için de insanlar bu proje üzerinde app indirmeye çok yapılan araştırma sonucu app indirmeye çok gönüllü olmadıkları için, hani senede çünkü birkaç kez yapılan bir işlem, düzenli bir app kullanmasına hiç gerek yoktu. Ondan dolayı da biz bunu bir mobil gibi göstermek istedik. Yani o mobil siteye girdikleri zaman da aslında onu çok konforlu bir şekilde sürecine bir app gibi devam edebilmesini aslında hedefledik burada. Buradan hatta bir beraber de bir bakalım Bodrum'a. Belki ay sonunda gideriz hatta. Sayısını da kalabalık tutayım. Belki gelen olur buradan. Mesela burada girdim. Lokasyon seçtim. Kişi sayısını seçtim. Fiyat aralığını seçiyorum. Bunları çok hızlı bir şekilde yapıp sonuçlara ulaşabiliyor olmak aslında bu projede oldukça önemli hedeflerden biriydi. Buraya geldikten sonra da aslında burada bu çıkan sonuçların yapılarına baktığımız zaman buradaki kart yapıları çok çok önemli oluyor. Ve bu kart yapıları da aslında projeyi çok etkileyen konulardan yani biri oluyor. Direkt sonucu etkileyen konulardan biri olduğu için buradaki bilgi mimarisi, hiyerarşi oldukça kıymetli yapılan çalışmada. Ve detayına girdiğimiz zaman da bu projede biz bu iki kullanıcı için yüzlerce sayfa tasarladık. Ama burada günün sonunda en değerli kısımlardan biri bu dönüşüm odaklı bir komponent olduğu için aslında yani bütün bilgileri kullanıcı bir şekilde anlaması, erişmesi ve günün sonunda WhatsApp'tan ya da talep gönderden hani bir ulaşması gerekiyor yani hani buradaki ilan sahibine ve bu bir dönüşüm oluyor. Ondan dolayı buraya herhalde böyle onlarca alternatif yapmış olabiliriz ve bunları hepsini test ederek bir final hale getirdik. Ondan dolayı bu projelerin hepsi yani dediğim gibi birçok şey tasarlanabilir ama çok kritik noktalar olabiliyor ve onun üzerine defalarca testler yapılabiliyor. Böyle. Biraz hızlanayım. Vanavel tarafın Vanavel adında bir aplikasyon yaptık. Bu da bir sağlık sektöründe aslında kişilerin kendini iyi hissetmesini sağlayan bir aplikasyon, yani kendisini iyi hissetmesi için yapması gerekenlerle ilgili hani bir programlar oluşturan, bir challenge'lar oluşturan, bir task'lar oluşturan bir mobil aplikasyon fikriydi. Bu proje bize geldiğinde tabii ki biz bu sefer daha farklı bir yöntem izledik. Bize buraya dediler ki yani sağlıklı yaşam oluşturmak için bizim hem fiziksel hem de ruh sağlığı için bir bazı yöntemlerimiz var, bizim bir felsefemiz var. Ve bizim burada merkezimizde bir hafta kalarak gerçekten bizi anlamaya çalışın dediler. Ve bunu anlamaya çalışırken çünkü bizim felsefemizi anlarsanız bunun üzerine daha doğru bir akış, daha doğru bir marka kimliği ve daha doğru bir aplikasyon süreci çıkartırsınız. Hedeflerinizi daha iyi anlarsınız diye. Ama oraya gittiğimizde de bununla beraber marketing tarafı da vardı. Atıyorum yazılım ekibi de dahildi oraya ve proje sahipleri de dahildi. Ve bizim burada bütün bu paydaşları bir araya getirdiğimizde hani onların hepsinin hedeflerini anlayıp, hepsine ilgili kısıtlarını anlayıp buna göre bir proje çıkarmamız gerekiyordu. Çünkü tasarımı yaptıktan sonra yani bütün kararlar tasarımda alınıyor ve yaptıktan sonra yazılım ekibine geçiyor. Ve geri dönüşü çok uzun zamanlamalar ve maliyetlere dönüşebiliyor.
Ondan dolayı bu projenin ön hazırlık kısımları, araştırması ve yapılan workshoplar çok çok kıymetli bir hale geliyor. Burada Tuba da zaten daha detaylı birazdan bahseder. Ve biz bir hafta boyunca aslında burada tesiste kalarak orayı anlamaya çalıştık. Projenin detaylarını anladık ve MVP dediğimiz bir kavram çıkardık. MVP de ne demek? Yani bir uygulama tasarlarken yüzlerce fikir olabilir ve bunların hepsi tasarlanabilir ya da kodlanabilir ama yani ilk aşamada yapılması gerekiyor mu gerekmiyor mu bunun kararını verildi bir aslında kavram. Bu da ne demek? Yani bu uygulamanın bir fikrin en basit versiyonuyla nasıl tasarlanacağını aslında ortaya çıkarıp en basit versiyonunu oluşturup onun üzerine kademe kademe aslında yeni feature'lar geliştireceğim bir fikir, bir kavram oluyor aslında. Ve biz burada bu uygulamanın son hali ama biz burada yaptığımız bir haftalık çalışmalarla beraber MVP halini çıkardık. Yani bir tutorial alanları olacak, işte login ve sign up alanları olacak. Ana sayfadaki widget'lar, işte challenge'lar ve programlar neler olacak, bunlarla ilgili özellikler neler olacak diye. Aslında şöyle bir özet çıkarıp bunu alıp bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. Ve proje sahiplerine de burada çok fazla detayda bir fonksiyon varsa bunları neden olmaması gerektiğini anlatıyoruz. Yani bir tasarımcı olarak bu bir aplikasyon tasarlarken işin hem development tarafını hem de ürünün ne yönde gideceğiyle ilgili kararlarda da direkt bir fiil katılmanız aslında doğru olabiliyor. Biraz hızlanıyorum. Bir kurumsal web sitesi örneği göstermek istiyorum. Mesela biz bir önceki projede gidip onlardan çok detaylı bir şekilde brief'i beraber oluşturup beraber almıştık. Ama bazı projeler oluyor. Mesela bu projede olduğu gibi bir strateji ajans partneriyle çalıştık. Ve onlardan bize bu projeyle ilgili bir avukatlık bürosu sitesi olmasına rağmen çok detaylı bir şekilde bir araştırma, buradaki proje defteri ve benchmarklar aslında yapılmış bir şekilde geldi ve bunun takvimiyle beraber geldi bize. Ve aslında bu projede biz 8 hafta boyunca bu gelen hedefler doğrultusunda konseptler çalışıp belirlenen konseptler üzerine de tüm sayfa akışlarını tasarlamış olduk. Yine burada genel olarak çoğul konuşuyorum çünkü hepsinde ben bir fiil tasarımcısı ya da kreatif direktörlüğünü yaparken bunun içindeki detaylarında da muhakkak biz genel kolektif çalıştığımız için muhakkak birileri dahil oluyor ve hep beraber aslında projeye odaklanıyoruz gibi bir süreç oluyor. Burada mesela şu Hero alandaki fotoğraflar, bu yine buradaki detay sayfasındaki Hero görselleri ya da ekipteki Hero görselleri. Mesela burada da bu projede bunun kalitesini biraz daha arttırabilmek için bir istediğimiz fotoğrafları stok sitelerinden bulamamıştık. Sanırım Norveçli bir fotoğrafçıyla çalıştık mesela burada. Hatırladığım kadarıyla. Orada da ona verdiğimiz yani onun portfolyosundaki olan şeyleri bu konseptlerde kullandıktan sonra kendisiyle iletişime geçip bunların telifleriyle ilgili anlaşmalar yapıldı ve aslında proje biraz daha istediğimiz bir yere gitti. Hani burada her zaman stok sitesine bağlı kalmayıp bunların gerçekten olabilen bir şeylerin olduğunu proje sahiplerine anlattığımız noktada bazen gerçekten heyecanlanıp onlar da bu heyecana ortak olup bunun önünü açabiliyorlar. Ondan dolayı çok kıymetli bir tavırdı benim için. Bununla beraber mesela burada hizmetler tarafına girdiğimiz zaman buradaki hizmetlerin hepsinin soyut ikonlarla anlatılıyor olması, biraz daha soyut ve biraz daha minimal bir tavırla anlatılıyor olmasını anlattığımızda onunla da bir olumlu baktıklarında çok heyecanlanmıştık ve bununla ilgili onlarca ikon ürettik. Özel çalışmalar ürettik. Bu tarz detaylar da projeleri biraz daha kıymetli bir hale getiriyor aslında. Ve bu yaklaşık 8 ile 12 hafta arasında bir projeydi. Nefis yemek tarifleri belki birçok kişi daha önce girmiştir, kullanmıştır. Bunun bir yeni versiyonu, mobil aplikasyonu tasarlıyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir üzerine çalıştığımız bir iş. Çünkü milyonlarca kullanıcının kullandığı ve her gün binlerce tarifin girildiği ya da o tariflerin tüketildiği bir ortam olduğu için bunun içindeki her element ya da her layout çok çok kıymetli bir hale geliyor.
Çünkü burada kullanıcıların gerçekten hızlıca girip istedikleri tarife ulaşması ve o tarifle ilgili alacağını alıp hemen hızlı bir şekilde sayfalardan çıkması çok önemli bir konu. Ama buradaki bütün detaylarını düşünülürken her şeyin özel olarak çizilip tasarlanması ve bir projenin bir tasarım sistemi oluşturulması gerekiyordu. Biz de bu süreçte yer aldık. Yakında yayına gireceği için şimdi 3 ekranda gösterebiliyorum. Ama bu tarz bir projenin ne kadar kalabalık olabileceğini göstermek için böyle bir dosyasını böyle hızlıca paylaşabilirim sizinle. Yani burada aslında bir tarif sitesi gibi gözükse de yani yüzlerce sayfada bütün aksiyonları düşünülerek tasarlanması gerekiyor. Ondan böyle çılgın bir dosya dönüşüyor. Yani bir UI UX tasarımcısı böyle bir projede hemen hemen bu kadar ekranla boğuşuyor ve uğraşıyor oluyor aslında. Ve bunların her detayı da gerçekten proje akıbeti için çok kıymetli bir alanda oluyor. Sabancı'ya yaptığımız bir iş vardı. Orada içerideki insan kaynakları yönetimini sağlayan bir uygulamaydı. Bizden zaten orada bütün akışları UX tasarımcısı tarafından çıkartılıp hazır bir şekilde gelmişti. Bizden sadece bir tasarım sistemi istediler aslında. Bizim bunlar için bir tasarım sistemi oluşturun. Biz bu tasarıma bütün wireframe'leri giydirelim şeklinde bir talepti. Biz de onlar için bazı referans sayfalar hazırlayıp bunun üzerine de bütün bu devamındaki kullanabilecekleri renk paletleri, butonlar, birinci, ikinci butonlar, text linkler gibi bunların üzerine geleceği zamanki hoverları işte veya boşluk tasarımı UIX projelerinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Yani aynı disiplinde ilerliyor olması çok çok önemli boşlukların. Veya ikon sistemleri, bütün bu form yapıları, elementlerin belli bir tutarlılıkla ilerlemesi için bir tasarım sistemi oluşturuluyor. Bu oluşturulan tasarım sistemini de teslim ettikten sonra içerideki iç tasarımcılar ya da yazılımcılar bunları rehber olarak alarak aslında projeyi bitiriyorlar. Biz burada bir tasarım sistemi oluşturma projesi aslında yapmıştık. Bununla beraber bir kaleye yaptığımız bir proje vardı. Burada da tam tersi oldu. Bize hazır bir tasarım sistemi geldi aslında. Bunun farklı bir ajans hazırlamış. Çünkü bazen böyle de oluyor. Yani tamamen her şeyi uçtan uca bütün kararlarını sen oluşturmuyorsun görsel olarak. Ve sana da hazır bir tasarım sistemi gelebilir. Ama orada da hazır tasarım sistemi geldikten sonra bunu çok iyi anlayıp, idrak edip ondan sonra da yapılacak projeyi doğru bir şekilde yönlendirmek, doğru bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Biz de Kale'den bir blok projesi geldiğinde aslında o tasarım sistemini iyi bir şekilde anlayıp bloktaki proje hedeflerini belirleyip ona göre bir akışlar oluşturduk ve projeyi teslim ettik. Bu da yayında olan projelerden biri. Extra Network diye bir proje var. Yine dijital dönüşüm projelerinden biri. Burada da bir tasarım sistemi ve ürünü uçtan uca tasarladığımız bir işti. Burada da otellerin aslında bir içerik toplayarak yani otellerin aslında bir içerik oluşturması gerekiyor. Aslında bir problem orada başlıyor. Ve bu içerikleri, oluşturdukları içerikleri birçok channel'a yani kanallara göndermesi gerekiyor. Yani kendini tanıtıp rezervasyon toplayabilmesi için. Ama daha sonrasında bir güncelleme olduğunda, bir fotoğrafında, bir içeriğinde, tekstinde, görselinde bunların hepsini tek tek düzeltmek oldukça problem olduğu için bunu tek bir sistemden bir otelin bütün rezervasyon kabul ettiği kanalları güncelleyebilmesini yarayan bir ürün. Ama burada bu ürünü tasarlarken biz çok fazla bir bilgi girildiği için bu bilgileri doğru bir şekilde kullanıcıdan alıp gerçekten tamamlamasını sağlayıp bunu bir çıktıya dönüştürmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine çalıştığımız bir proje oldu burada da. MediaKit Londra'da aslında yayına başladığında MediaKit Magazine Co. UK projesi için bize gelmişti. Burada kredi direktörlüğünü yaptım. Hani aktif olarak tasarımcı olarak yer almadığım bir projeydi. Ama hani projenin uçtan uca bütün sürecinde var olup proje sahipleriyle aslında ekipteki tasarımcı arasındaki o köprüyü doğru bir şekilde kurup bunun tamamlanmasını sağlıyorsun. Bu tarz projelerde yani direktör olarak başında olduğunda. MediaKit'le beraber yaptığımız keyifli bir işti. Bunu hızlıca geçiyorum. Sonlara yaklaştım artık.
Aristo projesi de yine böyle renkli bir proje olduğu için göstermek istedim. Bu dijitalleşme süreçleri arttıkça artık mentorluk ve eğitim platformlarının sayısı da çok fazla artmaya başladı. Çünkü insanlar şu an evde ve evden ulaşabilecekleri kaynaklar ve evden ulaşabilecekleri mentorluklara çok fazla ihtiyaçları da oluyor. Aristo da bu birebir mentorluk bir platformu oluşturarak aslında bir konu hakkında bir fikir bile değinmek istesen ya da bir eğitim almak istesen platforma gelip ilgili kişiye ulaştıktan sonra onunla bir takvim üzerinden randevuleşip onunla görüşmeler yapabildiğim bir platformdu. Bunun çok renkli bir dünyası vardı. Çünkü onlar için bir böyle bir marka kimliğinde ifadeler oluşturduk. Çünkü öğrenmek istekli olan bir kişinin birçok ifadesi olabiliyor. Şaşırabiliyor, üzülebiliyor, kızabiliyor. Biz bunu marka kimliğine taşıdık ama bir yandan da bunlardan emojiler oluşturarak projenin içine de yani UI UX süreçlerine de dahil ettik. Yani şifresini sorduğumuzda işte onun gözlerini kapattığı ya da mail adresini sorduğumuzda onu merakla ona baktığı hani ifadeler, kullanıcıyla etkileşime geçen emojiler hani projeyi çok keyifli bir hale getirmişti. Ondan dolayı görsel tarafı kuvvetli ve sevdiğimiz bir işlerden biriydi. Burada da bütün konsepti oluşturduktan sonra aslında benim kredi direktörlüğünü yaptığım bir projeydi. Konsepti oluşturduktan sonra bunun UI UX tasarımcısına sürecini yönetip illüstrasyonlarını da bir illüstratörle yürüterek komple paketleyerek teslim ettiğimiz bir proje oldu. Son olarak GMK ile beraber yaptığım projelerden biraz bahsetmiştim dijitalleşme süreciyle ilgili. Orada da GMK ile beraber bir sergi platformu oluşturduk. Orada da sergi, yıllardır oluşan sergilerin aslında dijitalde de bir arşiv olması için bunun üzerine bir çalışma yaptık. Şu an yayında hatta bu proje. Bütün GMK'ya başvuran işlerin, sergi zamanındaki başvuran işlerin gezilebildiği, ödül alan işlerin görüntülendiği, geçmiş yıllara bakılabildiği bir proje. Burada da geçmişe dönük arşivinde yüklenerek geniş bir arşiv elde edilmesi planlanıyor. Bununla beraber GMK'da bu işlerin oylandığı bir jüri platformu vardı. Aslında onun üzerine çalışmıştık. Bu jürinin bu işler geldiği zaman nasıl işleri, yani pandemi zamanında aslında remote olduğu için aslında jüri oylaması tamamen gelen işlerin buradan oylanarak hani de incelenerek sonuca bağlandığı bir ortam oluştu aslında burada. Yine aynı şekilde jüriden önce de başvuru süreçlerinin, tasarımcıların adımlarını geçirdiği bir akışlar vardı. Bunları tasarlamıştık. Diyerek biraz da süremi aşarak ben tamamlayayım. Burada tabii ki anlatırken projenin birçok şeyinde farklı tabirler, terimler, yani bilinmeyen şeyler de olabilir, bilinenler de olabilir. Kullanmak durumunda kaldım. Ama anlatırken bunlara bir şekilde değinmem gerektiği için böyle bilinmeyen konular olmuş olabilir. Onlar hakkında da konuşabiliriz daha sonrasında. Zaten Tuğba'nın sunumu bittikten sonra biliyorsun bir soru cevap bölümümüz olacak Furkan. Hani orada da seyircilerimizin daha detaylı öğrenmek istedikleri bir şeyler varsa onları sorabilirler. Bunu da şimdiden araya girip söyleyelim. Peki sana çok teşekkür ediyoruz. Yani emeğine, ağzına, aklına sağlık Furkan. Tuğba merhaba, tekrardan hoş geldin diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Merhaba. Furkan, o kadar çok ekran gösterdi ki ekrana doymuşsunuzdur diye umut ediyorum. Ben de o kadar çok örnek olmayacak. Ben biraz daha başlangıçtan bugüne hikayem nasıl gelişti? Ben tasarım kökenli değilim. Ben mühendislik okumuş bir insan. Sonradan tasarımcı olan biriyim. Hatta bu kadar çok tasarımcının beni değerlendirecek olması da üzerimde stres yaratıyor. Ya benim sunumum gözünüzü kanatmasın Furkan'ın tasarımlardan sonra. Kendi ufak çizimlerimle bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Ufaktan başlayayım. Başla. Hatta şu demin Furkan'ın da söylediği UI ile UX'in arasındaki fark, neden özellikle UX üzerine sen şey yapıyorsun ve nedir bunların arasındaki ilişki? Bundan da biraz bahsederek başlarsan sevinirim. Şöyle, aslında ilk çalışmamız dijital bir ürün tasarlama projesinde şöyle başlıyor. Önce bir ihtiyaç doğuyor.
Bu bir iş biriminin bir ihtiyacı olabilir. Yani ürün tarafının bir ihtiyacı olabilir. Müşteriler tarafında bir ihtiyaç olabilir. Ya da yeni bir gelişme vardır. Buna uygun işte güncellemeler yapmak gerekiyordur. O ihtiyaç doğduktan sonra ilk önce araştırma aşamasıyla başlıyor. O araştırma aşamasında bulgular elde ediyoruz. Böyle problemler var, böyle ihtiyaçlar var diye. Daha sonra üzerinden biz UX designerlar olarak önce bu UX research tarafı bittikten sonra UX design aşaması başlıyor ve o wireframe'leri, akışları çıkarmaya başlıyoruz. Bilgi mimarisini oluşturuyoruz. Daha sonra bu tasarımları müşterilerle review edip üzerinden geçip onlardan yorumlarımızı alıp son haline getirdikten sonra UI tasarıma teslim ediyoruz. Ve UI tasarımı tarafında marka kimliğine uygun bir şekilde gerçekten o markanın dilini yansıtacak bir şekilde tasarım son haline geliyor. Anladım. Gayet güzel özetledin. Peki. Sürecimiz de böyle. Ben dediğim gibi aslında UX design odaklı olarak çalışıyorum. Research tarafında da deneyimlerim var ama kendime researcher diyebilecek kadar bir geçmişim ve tercihim de yok. UI tarafındaysa uzmanlarına saygı duyup orada uzmanlarına emanet ediyorum. Benim kısa hikayemde ben Mersinliyim. Torosların bir Yörük ailesinden gelme. Daha sonra Mersin'de ilkokulumu okudum ve ilk çizmeye merakım gerçekten çocukluktan başladı. İşte duvarları, kapıları vesaire boyayıp, onlar yasaklanınca masa altını, kanepenin altını vesaire boyayarak ilk çizmeye başladım. Ama ailem hiçbir zaman o şeyde olmadı yani. Aç mı kalacaksın tasarımcı olup, ressam mı olacaksın, niye çiziyorsun, matematik, işte doktor ol, öğretmen ol tarafındaydı. Ben de biraz arada kaldım. Çünkü hem matematik tarafında bir yatkınlığım vardı. Ama bir yandan da işte Formula 1 izliyorum, ona hayran kalıyorum. İşte bir tasarım dergisi inceliyorum. Ya bu koltuğu kim düşünmüştü böyle tasarlamış diye tasarıma hayran kalıyorum. İşte bir yandan psikolojiyi çok seviyorum. İnsanı anlama, insan neden bazı davranışları böyle yapıyor, bunu anlamaya çok meraklıyım. Böyle arada kalan bir lise hayatım oldu ve her arada kalan insanın yaptığı tercihi yapıp endüstri mühendisliğini seçtim. Çünkü tam ne yaptığını kimse bilmiyor. Mühendis, hani puanı da iyi. Herhalde iyi bir yerlere gelirim mühendis olduktan sonra. Hem de karar verme sürecinizi 4-5 yıl ötelemiş oluyorsunuz. Biraz daha düşünürüm ben okurken diyorsunuz. 5 yıl boyunca İTÜ'de okudum. Endüstri mühendisliğinde ve bu süreçte de aslında hep böyle hobi olarak çizmeye çalıştım. İşte lisede bizim lisemizin şeyi vardı. Mayıs üniyetinde kendi montu olurdu. Her dönemin kendi özel tasarlanmış montu olurdu. O monta logo çalıştım işte. Üniversitede kulübümüz vardı. Kulübe afiş yapılacak, ben yaparım deyip gönüllü oluyordum. Hep böyle ufak tefek gönüllü işleri oluyordu. Ve hepsi yani korkunç şu an hiç. O yüzden ekrana gelmiyorum. Ve ne istediğimi bulmak aşamasında ben stajları kullandım. Farklı farklı yerlerde staj yapayım. Zaten okulumuz da hep bizi şeye zorluyordu. Bir staj yapmaya işte. Atölye stajımız var, fabrika stajımız var, yönetim stajımız var. Ve ben kendim de acaba bu işi yapabilir miyim dediğim yerlerde staj yapmaya çalıştım. İşte fabrikada çalıştım şişe camda. Reklamcı olabilir miyim acaba diyordum. Kreatif düşünce çok ilgimi çekiyor. Markada stajyer olarak çalıştım. Ve dedim ki ben asla reklamcı olmamalıyım. Orada anladım yani. Çok kritik staj yapmak. Daha sonra insanların davranışları, eğilimleri, bunu anlamaya çalışmak tarafında bir eğilim var. Belki pazar araştırması tarafında bir şansım olur. Daha çok ilgimi çeker dedim. GFK'da bir 6 ay kadar staj yaptım. En son yönetim stajımda üniversitedeki Finans Bank'ta yaptım. Orada gerçekten bir endüstri mühendisi gibi süreç yönetimini bölümünde stajımı yaptım. Ve daha sonra gerçekten ben ne olacağım sorusu yine karşıma çıktı. Üniversiteden mezun olurken. Hala bilmiyordum. Pek çok bölümdaşım gibi bir endüstri mühendisi ne yapar ki şimdi
fabrikada mı çalışacağım ben gerçekten? İstiyor muyum fabrikaya gitmek gibi arada kaldım. Ve bizim dönemimizde mezun olduğumuz dönemde her zaman olduğu gibi yine bir ekonomik kriz vardı. Ve bankalar dışında hiç bir yer neredeyse işe alım yapmıyordum. Ben de bankalara başvurdum ve daha önce staj yaptım. Finans Bank'ta Management Trainee programına kabul edildim. Management Trainee'de şöyle bir program, sizi gerçekten bankaya yönetici olarak yetiştiren bir program. Eğitimlerinizi alıyorsunuz, gerçekten sizi çekirdekten yetiştiriyorlar ve şöyle bir oda var. Kurumsallarda şöyle bir yapı vardır. Siz nereye konsa yöneticilik yapabilecek bir taş gibisinizdir. Çok fonksiyonlu. Bugün sizi bir ekibin başına koyabilir. Sen iyi bir yöneticiysen yarın başka bir ekibi de yönetebilirsin gibi bir şey vardır. Ve uzmanlık aranmaz. Yani herhangi bir konunun uzmanı olmanız değil, yöneticilik vasıflarınızın daha yüksek olması gerekir. Ama benim böyle de bir şeyim çok yoktu. İlk görevim de analitik ekibiydi. Ve benim gerçekten üniversitedeyken büyük konuşmamak lazım. Dediğim 3 şey vardı. Ben asla istatistikle ilgili bir işte çalışmam. Ben asla kod yazmam. Ben asla bankada çalışmam dedim. Bu üçünü aynı anda yaptığım bir işte ilk işime başladım. Ve analitik departmanında şunu yapıyorsunuz. Gerçekten rakamlarla insanların neden neyin yaptığını inceliyorsunuz. İnsanlar bu hareketleri neden yapıyor? Neden oraya tıklamış? Neden bunu satın almış? Demografik bilgilerini alıyorsunuz. Kredi kartı kullanımlarını alıyorsunuz. Bankadaki tüm kayıtlı işlemlerinden bir pattern çıkarmaya, bir davranış modeli çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve ona göre bu insanlara öneriler sunuyorsunuz. Şu insanlar buna meyillidir. Bu insanlar buna meyillidir gibi gruplamalar, tahminler yürütmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten insanları anlamayı severim. Ama rakamlarla insanları anlamaya çalışmak biraz zordu. Ve ekibimdeki diğer insanlar tamamen böyle matematik kökenli insanlar. Ve ben böyle istatistikten CC ile zar zor geçmiş böyle bir insanım. Bana göre değil. Ben bu işi nasıl kendime eğlenceli hale getirebilirim diye düşünüp yorumlarımı genişlettim. Normalde bir analitikte çalışan insan bir raporu paylaşır, kendi özet yorumunu çıkartır ve gönderir bütün pazarlama ekiplerine. Pazarlama ekipleri daha çok işte ürün ve kampanya üzerinde detaylı çalışır. Benim yaptığım yorumlar o kadar değişik geldi ki insanlara, gerçekten analiz edip bu insanlar bu nedenlerle böyle davranıyordur, bu insanlara böyle böyle kampanyalar, böyle böyle ürünler sunmak gerekir diye kendi yorumumu katıp paylaşıyordum ve bu da yöneticilerim dikkatini çekti, bu insanları anlama becerim. Ve beni Empara'nın kurucu ekibine davet ettiler. Empara'yı kurarken de 8 kişilik bir ekipten oluşuyordu. Ekibimiz ve benim dışında herkes işinde çok uzman, yönetici seviyesinde insanlar. Bir tek ben üniversiteden mezun olalı bir sene olmuş, hiçbir uzmanlığı olmayan bir insan. Bana ne iş verdilerse koştum. İşte reklam filmi çekilecek, oraya koştum. Marka strateji belirlenecek. Yani brand'in şeyini, brand voice document dediğimiz bir şey var. Hani marka kimliğin, markanın tone of voice'unu oluşturan dokümanı yazdım. Call center scriptlerini yazdım. Call center'da bir şey vardır. Hangi soruya nasıl cevap verilmeli, nasıl karşılanmalı, hepsinin hazır cevapları vardır. Onları yazdım. Ya da böyle bütün süreçleri, bankacılıktaki bütün süreçleri Empara'yı yaparken sıfırdan yeniden tasarladık. Bu süreçlerin oluşturulmasında yer aldım ve gerçekten değmediğim iş kalmadı. Joker eleman gibi bir şeydim. Ve bu süreçte arayüz tasarlamamız gerekti ve işte her insanın hayali, dedik ki biz de böyle yurt dışından havalı ajanslarla çalışalım, fiyortlarla çalışalım dedik. Ama şöyle oldu, bizim projeyi tamamen canlıya almak için bir yılımız vardı. Fiyort bize dedi ki 6 ayda tasarımları veririz size. Bizim öyle bir vaktimiz yok.
başka bir ajansla çalışmaya başladık. Ve gelen tasarımlar asla bizim gerçekten Empora'yı kurarkenki değerlerimize, karakterimize asla uymayan herhangi bir bankaya yapılacak tasarım neyse birebir aynısını, hatta alternatif istediğimizde gelenler bile bir öncekinin biraz renginin değişmiş hali vesaire, yani böyle hepsi birbirinin aynı alternatifler geldi ve biz tamam biz bu şekilde çalışamayacağız. Bu insanlar bizi anlamıyor ne istediğimizi. Biz gerçekten farklı bir deneyim istiyoruz. Diğer bankalardan ayrışan, banka gibi olmayan bir deneyim yaratmak istiyoruz. Dedik o zaman kolları sıvayalım, biz yapalım. Yani bizim yapacağımız herhalde bunlardan daha iyi olur deyip ilk tasarımlarımı çalışmaya başladım. İlk işim gerçekten UX anlamında Empora'nın internet şubesinin ekranlarında ekranlarını hazırlamak tarafındaydı. Daha sonra web sitesi oldu. Ve ürün canlıya çıktıktan sonra bize şöyle bir şey dediler. Sizin artık uzmanlaşmanız lazım. Yani bölümlere ayrılmanız lazım. Kendinize bir şey seçmeniz lazım. Ve burada yöneticim bana şey dedi. Tuğba sen hani bu konuya ilgilisin ve yapabileceğine inanıyorum. İnsanları anlıyorsun, tasarıma ilgilisin. UX diye bir şey var. Bu arada bu bahsettiğim şeyler bundan 10 sene önce olan şeyler. UX diye bir şey var. Tam senlik. Sen çok iyi yaparsın. Bence buna odaklan dedi. Ve ben de araştırınca olabilir ya. Ben zaten ekran tasarlamayı çok sevdim. Yapabilirim dedim. Ve bana ilk gerçekten UX designer rolüyle Empora'nın mobil uygulamasını tasarlama işini verdiler. Yani bir gerçekten UX designer olarak ilk işim Empora'nın mobil uygulaması oldu. Ve banka şöyle bir yerdir. Sizin elinizde, yani en azından o zamanlar öyleydi. Havalı tasarım araçları yoktur. İstediğiniz uygulamayı bilgisayara asla indiremezsiniz. İstediğiniz web sitesine giremezsiniz. Her şey yasaklıdır güvenlik nedeniyle. Girebildiğimiz ve tasarım yapabileceğimiz araçlar, yani çoğu genç arkadaşımız belki çıkaramayacaktır ama Paint ve PowerPoint'ti. İlk ekranlarımı Paint ve PowerPoint'te yaptım. Hatta ilk prototipimi de PowerPoint'te yapmıştım. İşte sunumda bir yere tıkladığımda bir sonraki sayfaya gidiyor falan gibi prototiplerim vardı. Böyle böyle başladık. Hatta bu gerçekten ilk wireframe'lerime örnek. Havalı wireframe'lerimizin olması önemli değildi. Zaten bizim süreçlerimizde wireframe tamamen analiz dokümanının detaylı bir şekilde hazırlanması, oradaki fonksiyonların netleşmesi, İşte development ekipleriyle olan iletişimin sağlanması için gerekli olan bir araçtı. O yüzden böyle kimse estetikliğini sorgulamıyordu. Bizim için önemli olan şeyler daha çok gerçekten kullanıcının ihtiyaçlarına dokunuyor mu? Bizim bazı hedeflerimiz var. Bizim oluşturmak istediğimiz bir marka var. Buna gerçekten hitap ediyor mu bu koyduğumuz şeyler? Ya da bizim çok önemli dediğimiz değerlerimiz var. İşte basitlik, sadelik, şeffaflık gibi üç temel değerimiz var. Bunlara uyuyor mu? Gerçekten bütünsel bir deneyim sunuyor mu? Yani işte her şeyiyle. Kullanıcının dokunduğu, Empora'ya dokunduğu her yer. Twitter olabilir, web sitesi olabilir, mobil uygulama olabilir, bankacılık sözleşmesi olabilir. Bize dokunduğu her yerde paralel bir deneyim vaat edebiliyor muyuz, sunabiliyor muyuz kullanıcımıza? Ve en son olarak da bunu, bu verdiğimiz kararları test ederek doğruluyor muyuz? Bizim için kritik olan şeyler estetikten ziyade bir wireframe'de bunlardı. Ve burada ufak ufak yavaş yavaş kendi dilimiz oluşmaya başladı. Zaten Empora'nın dilini de karakterini de kendimiz oluşturmuştuk. Kurucu ekip beyaz yakalı bir grup insan. Ve zaten hitap ettiği kitle de beyaz yakalı bir grup insan. O yüzden gerçekten kendimiz için bir banka tasarlarmışçasına böyle bir banka olsaydık keşke dediğimiz şeylere gittik. Ama tabii ki bu sadece bizim yani şahsi zevkimizle olmadı. İnsanlara gittik, araştırmalar yaptık, birebir görüşmeler yaptık hedef kitleyle. Farklı konseptler çıkardık. Üç farklı bankacılık konsepti çıkardık. Size hangisi daha cazip gelirdi diye. Ve bunlardan en çok tercih edilen beyaz yakalı bizim hedef kitlemiz içerisinde
Ya benim bankam ayağıma dolaşmasın, bana dert çıkarmasın, kolay olsun. Yani bana böyle ne bileyim yoluma kırmızı halılar sermese de olur. Bana işte havaalanında lunch vermese de olur, ne bileyim soğuk sandviç vermese de olur. Yeter ki ben aradığımda call center'a ulaşabileyim. İşlemimi hemen yapayım. Bir de böyle benim anlamadığım karmaşık dillerden konuşmasın bana yeter gibi bir ihtiyaç vardı bu kitlede. Ve onu veren, sağlayan bir banka yoktu. Ve biz gerçekten hani kendi istediğimiz gibi bir banka nasıl olur? Güvenilir olmalı. Çünkü bu bir banka, paramızı emanet edeceğiz. Ama böyle soğuk, sizli bizli ya da bize üstten konuşan bir tavrı da olmasın. Ama böyle çok lakaytlı olmasın. Çünkü o zaman güvenmezsiniz zaten. Ama bizim gibi olsun. İnsani bir banka olsun dedik. O yüzden böyle ufak detaylarla kendi karakterimizi aslında hissettirmeye çalıştık. En paranın dili nasıldır? Mesela yapılmaktadır, edilmektedir, yapılıyor olacaktır gibi çekimler yoktur dilinde. Hatta yaptığımız işlerden biri, yani şahsen yaptığım işlerden biri şeydi. Finans Bank'ın metinleri hep şeydi. İşte yapılmıştır, edilecektir vesaire, böyle çok ağır ağır ağdalı çekimleri vardır. Bütün metinleri arayüzde mış'tan dı'ya çekmek. Çünkü mış çok böyle soğuk ve yukarıdan mesafeli duruyor. Yapıldı, gönderildi, edildi gibi daha böyle gündelik dile çevirmek için günlerimiz geceleri, yani sabahlamıştık yani onları test ederken. Ve böyle ufak ufak şeyler kendimizden eklemeye başladık. Daha sıcak bir ortam olsun, bir banka soğukluğu olmasın işte. Bu hesaptan şu hesaba para gidecek. Oraya dümdüz bir ok koyabilirdik. Ama oraya kağıttan bir uçak koymayı tercih ettik. Ya da login olurken gördüğünüz işte şifremi unuttum diye bir link var. Bu arada hani bu canlıdan aldığım ekran görüntüsü. Şifremi unuttum diye bir link var. Toplantıda şey dedik, ya oraya balık ikonu koysak ya dedik. Sonra biz kendimiz içimizde çok eğlendik buna. Sonra koysak ya gerçekten dedik. Sonra aramızda böyle şeyler oldu. Ya şimdi balık koyarsak bazı müşteriler gücenir, alınır, şikayet eder. İşte siz bize balık hafızalı mı demek istiyorsunuz vesaire. Sonra şey olduk, ya bizim müşterimiz anlar ya bu espriyi, o kadar da gücenmez dedik. Gerçekten de canlıya çıktıktan sonra yani belki 100 müşterimizden bir tanesi ya bu ne böyle dediyse 99'u çok sevmiştir. Ha balık koymuşlar buraya diye. Çok da güzel tepkiler aldık. Çünkü bir markanın da bir karakteri olmalı. Ve bu böyle sırıtan bir şey olmamalı. Mesela normalde sizinle hep ciddi konuşurken bir anda böyle işte para geldi mesajında gülücüklü surat gönderince şey oluyorsunuz yani. Az önce bana işleminiz tamamlanmaktadır, değerlendirilmektedir diyordum. Şu anda gülücük çıktı. Ne alaka? Hani tutarsız olmaması lazım. Her yerde aynı tutarlılığı göstermesi lazım. Biraz benim dilimden konuşması lazım. En önemli şeylerden biri. O zamanlar bankacılıkta hiç kullanıcı dili yoktu. Hep banka bize yukarıdan bir baba gibi, bir böyle takım elbiseli bir amca gibi konuşuyordu. Mesela değiştirdiğimiz şeylerden biri çok basit bir şey gibi görünebilir. Ama EFT havale diye bir ayrım vardı eskiden. Şu an pek çok bankada görmüyorsunuz. Para transfer ediyorsunuz, para göndermek diyorsunuz. Yani hala tutan bankalar vardır ama mesela EFT ve havale insanların dünyasında karşılığı olmayan iki terim. Bu bir bankacılık devrimi. Siz bunun kullanıcının bu kelimeleri bilmesini bekleyemezsiniz. Çoğu zaman insanlar şeyi bile ayrıştıramaz. İşte EFT ne, havale ne? Biri yerine kullanır. Ne yapmak istiyor kullanıcı? Para göndermek istiyor. O zaman bizim işlem menümüzün adı da para transferi olsun, para göndermek olsun. Daha sonra soralım, sen kime göndermek istiyorsun? Gerçekten konuşurmuş gibi adım adım soralım dedik. Daha sonra ve bu her yerde olsun. Böyle bir iki seçme yerde değil de işte bir çıkardığımız hata mesajından mesela bunu bulabildim. Bu 404 mesajımızdı. Ya da mesela çok soğuk ve çok negatif bir mesaj vardır.
app'lerde hep karşılaşmışsınızdır, bankacılık app'lerinde. İşte pazar gecesi sabah 3 ile 4 arasında güncelleme bakım çalışmamız olacak. O arada işlem gerçekleştiremeyebilirsiniz diye bir mesaj var. Uygulamayı açtığınızda karşılaşırsınız. Yani bu dünyanın en negatif mesajlarından biri. Sen benim bankamsın ve bana diyorsun ki çalışmayacağım o saatlerde. Ve bu mesajı da vermek zorundayız. Gizlersek çünkü daha kötü. Kullanıcı zor durumda kalabilir. O daha büyük problemlere yol açar. Ve biz de dedik ki o zaman eğlenceli bir şekilde verelim. Ya da en azından insani bir şekilde verelim. Bu M-Para'nın arkasında bir makine yok, bir şirket yok. İnsanlar var, çalışan insanlar var. Çoğu zaman müşterilerin, kullanıcıların unuttuğu şeylerden biridir. Özellikle şikayet ederken bir şirkete küfreder, bir şirkete şikayet eder. Ama siz onu arayıp böyle bir şikayetiniz varmış, dinleyebilir miyiz, yardımcı olabilir miyiz dediğinizde bir anda iner. Aynı şekilde bu hata mesajında da dedik ki, ya bu insanlar, yani IT'deki insanlar gece yarısı servislere biniyor, Gebze'ye gidiyor. Saatlerce orada uğraşıyor gece gündüz, hani bu güncellemeyi yapabilmek için. Ve bu sırada müşteri sıcak yatağında yatıyor. Ve biz gece yarısı onlar için çalışıyoruz. O zaman bunu söyleyelim. Ve dedik ki işte siz yatağınızda mışıl mışıl uyurken biz siz daha iyi bir hizmet alabilin diye sabaha kadar çalışıyor olacağız. Bu süre içerisinde şu kadar bir süre hizmet alabilirsiniz dedik. Ve bunu ilk çıktığımızda gerçekten böyle insanlar screenshotlarını alıp M-Para ne demiş? M-Para hani ne kadar güzel bir şekilde söylemiş bu şeyi diye paylaşmaya başladılar. Çünkü gerçekten olan şey bu aslında. Sonra bu vaatler çoğu zaman görünen yerlerde kalır. En büyük problemlerden biridir. Biz çok samimiyiz, biz çok sıcağız deriz. Ama ona böyle 20-30 sayfalık bankacılık sözleşmesi çıkartırsınız. O dünyanın en şirin reklamlarını yapan bankalar size bir sözleşme çıkarırlar. Ne okuduğunuzu anlarsınız. Ne hiçbir, yani 30 sayfa metin okunur mu? Okusanız da anlayamazsınız zaten. Öyle kelimeler vardır ki. Biz dedik ki madem biz şeffaf olmak istiyoruz ve basit olmak istiyoruz, bizim sözleşmemiz bile basit olmalı. Ve bunun için yani gerçekten abartmıyorum. Bu benim yazdığım sözleşmeydi. Bir sürü bankadan bütün sözleşmeleri toparladık. Ve burada gerçekten 30 küsür sayfa sözleşmesi olan bankalar var. Onu bir sayfaya indirdik. Yani indirdim şahsen. Türkçe'ye çevirdim. Gerçekten ortalama bir Türk insanının anlayacağı dile çevirdik. Sonra dedim ya M-Para projesi bir yıl sürdü. Sözleşmeyi avukatlarla tartışa tartışa yaklaşık 2,5 sayfaya indirdik. Şu an kredi kartı eklendiği için 4 sayfaya çıkmış. Yani tam 4 de değil, 3,5 gibi bir şey bu arada. Ve bizim avukatlarla bu mücadeleyi vermemiz bir yıl sürdü. Bir yıl boyunca o maddede şu kelimeyi koysak mı kaldırsak mı diye tartıştık. Normalde bu hiçbir böyle mantıklı iş yerinin bu kadar efor harcamayacağı bir şeydir. Ama biz değerlerimize tutunduk. Biz bu değerleri insanlara yaşatmak istiyorsak her şeyimizle yaşatmamız lazım. Yani en umursanmayacak şeye kadar, işte bir sıkça sorulan sorular sayfamız. Sıkça sorulan sayfasını ben yazmıştım. Mesela ilk lansmanda canlıya çıktığımızda bir müşteri hatırlıyorum. Tebrik ederim. İşte ben bir Türkçe öğretmeniyim. Sıkça sorulan sorularınızı okudum. Hiçbir yazım hatasına rastlamadım. Türkçeyi bu kadar iyi kullandığınız için teşekkür ederim diye cevap yazmıştı. Yani böyle ufak şeyler bile aslında insanların çok dikkat ettiği şeyler. Ve gerçekten her şeyiyle, işte call center'daki verdiğiniz cevaptan, Instagram'dan atılan, pardon, Twitter'dan atılan bir şeye verdiğiniz cevaba kadar, her şey insanların size burada gördüğünüz güzel mesajları yazmasına sebep oluyor. Hatta Ekşi Sözlük'te bizim için şöyle haberler çıkıyordu. Ekşi Sözlük'te kötü yorum neredeyse yoktu ve şey deniyordu. M-Para Ekşi Sözlük'e öyle bir para yedirmiş ki hep iyi yorum yapılmış. Halbuki alakası yok. Müşterimiz bizi düğününe davet ediyordu. Ve biz ona diyorduk ki ya biz çok kalabalığız, gelmeyelim size masraf çıkartırız. Ya da bir müşteri bize Twitter'dan kafiyeli bir tweet yazıyordu.
mani yazıyordu. Ben hatırlıyorum, toplantıda oturup kafiyeli cevap yazmaya çalışmıştım. Yani gerçekten bir deneyimi bütün olarak tasarladığınızda gerçekten anlamlı bir şey çıkıyor. Öbür türlü samimiyetsiz olmaya başlıyor. Sonra dedim, UX'e odaklanmaya karar verdim artık ve bankada buna dair bir yer yoktu. Yani ne bir UX ekibi var, UX diye bir title bile yoktu. Ben kendime uydurmuştum. Ve daha sonra dedim ki benim uzmanlaşmam için gerçekten buradan gitmem lazım artık. Hani buradaki geleceğim yere geldim. Ve Travel İstanbul'a geçtim. Bir ajans deneyimim olsun. Daha fazla tasarımcıyla bir arada çalışayım. Diğer tasarımcılardan öğreneyim diye. Hatta Furkan'la da burada tanıştık ilk kez. Ve ajansta şöyle bir problemle karşılaştım. Bankada her şey doğru olmalıydı. Yani akış olarak, sistematik olarak, verdiğim mesaj olarak doğru olmalıydı. Çok detaylı olmalıydı. Ama Tribal'a geldiğimde güzel olması gerekti. Benim yaptığım çok doğru, çok uygulanabilir, developer'ın işte derdini çözecek tasarımlar müşteriye cazip gelmiyordu. Çünkü müşteri havalı fikirler uygulayamasa bile onu böyle yükseltecek, heyecanlandıracak fikirler duymak istiyordu. O yüzden wireframe bile tasarlıyorsanız müşteriyi heyecanlandıracak, onu böyle "aa evet biz bunu istiyoruz" demesini sağlayacak güzel şeyler sunmanız gerekiyor. O yüzden artık yavaş yavaş süslü tasarımlar, süslü wireframe'ler yapmayı öğrenmeye başladım. Yani bu arada yakın zamandaki bir projemizden görüntü ama mesela şu gördüğünüz bir wireframe aslında. Ama normalde böyle wireframe çizmememiz lazım. Çizmiyoruz da. Ama ne oluyor? Şartlar bunu gerektiriyor. Mesela bu gerçekten bir moda, yani bir moda markası. Siz ona gri, işte siyah, beyaz bir wireframe ile gittiğinizde müşteri heyecanlanmıyor. Çünkü o kadar alışmış ki böyle aşırı güzel görseller görmeye, güzel mankenler görmeye. O oradaki şeyi alamıyor. Sizin onun hissettirmek için daha görsel, daha UI'ya dokunan şeyler yapmanız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir, yine bir dilemmaya giriyoruz. Böyle bir wireframe hazırladığınızda da iki şey oluyor. Bir, müşteri yanlış anlayabiliyor. Bunun son UI'nin da böyle geleceğini düşünebiliyor. Bir orada bir, yani bu wireframe UI karmaşası çıkıyor. Bir de böyle bir UI'yi mesela Furkan gibi bir tasarımcıya göndersem ben ve iletişimimiz iyi olmasa şöyle bir şey olabilir. Ya ne kadar kısıtlamışlar beni. Özgürlüğünü kısıtlıyorum ben bunu yaparak UI tasarımcının. Eğer gerçekten işine hakim bir UI tasarımcıyla çalışıyorsanız ona belli bir özgürlük alanını da bırakmanız lazım. Çok fazla onun işine de girmiyor olmanız lazım. Tuğba bir şey soracağım. Buyurun. Wireframe nedir? Wireframe aslında bizim ekrandaki tüm içeriklerimizin en temel tasarlanmış hali. Yani bir blueprint gibi düşünebilirsiniz. Ne nerede olacak? Ne yazacak? Nasıl çalışacak? Akışlar nasıl olacak? Bunların detaylandırıldığı ilk hali. Yani genelde işte çok az renk kullanarak sadece dediğim gibi nasıl akıyor, nasıl işliyor bunları gösterdiğimiz kısım. Daha sonra UI tarafında gerçekten kurumsal kimliğe uygun bir şekilde görselleriyle, fontuyla, boşluklarıyla, ne diyeyim, renkleriyle, her şeyle kurumsal kimliğe uygun bir halde yeniden UI tasarımının yapılması gerekiyor. Tamam, bu önce UI tasarımından önce yapılan bir şeyden bahsediyoruz değil evet, mi? Evet, önce yapılıyor. Daha sonra UI tasarıma geçiyor. Dediğim gibi bu kadar detaylı bir, yani UI'ye yakın bir wireframe hazırlanması UI tasarımcıyı kısıtlayacak bir şey olabilir. O yüzden riskli. Ama bazen maalesef gerekiyor. Bazen şu da gerekiyor. Mesela gerçekten ben şeyi yaşadım. Tribal'da yaşamıştık. Çok acil bir wireframe gerekti. Bir iş yapılacaktı. Ve ben o gün izinliydim. Ve tasarımcı arkadaşla da çok iyi iletişimimiz vardı. Ben ekranı kağıt üzerinde çizdim. Kafede otururken kağıda çizdim. Fotoğrafını attım. Ona yolladım ve o gün bir web sitesini, yani en azından 1-2 sayfalık bir web sitesini çıkarmıştık. Yani eğer gerçekten o an ihtiyacınız varsa siz
sizin bir kağıt kalemle yapacağınız bir wireframe de işinizi çözüyor olabilir. Ama gerçekten diyelim ki bir fikri müşteriye satmak istiyorsunuz. O zaman da işte prototipiyle, animasyonuyla, görselleriyle biraz daha böyle albenisi olan wireframe'ler hazırlamak gerekebilir. Sonra ajansta böyle biraz daha dediğim gibi daha görsel olarak cezbedici wireframe'ler, nasıl daha ajans diliyle daha seksi tasarımlar satabiliriz şeyinden biraz uzaklaşmaya başladım. Çünkü çok güzel fikirler üretiyorsunuz, böyle olsun diyorsunuz, böyle daha güzel olur, böyle daha havalı olur. Ama aldığınız kararların hiçbirinin gerçekten gerçek hayatta ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Müşteriye sattık, işi teslim ettik. Ondan sonra gerçekten işe yaradı mı, performans gösterdi mi, hiçbir şeyden haberiniz olmuyor. Yani denize bir taş attınız. Daha sonra bir gün DNR projesini yaptık. Ve DNR projesini yaparken DNR bizimle analitik verilerini paylaşmıştı, işte analitik hesaplarını. Ve şeyi gördük. Biz yeni tasarıma geçirdikten sonra desktop'ta da performans olarak satışlarda iyileşmeler vardı. Ama mobilde satışlar, yani tam rakam vermeyeyim ama birkaç katına çıkmıştı. Yani gerçekten yaptığınız tasarımın işe bu kadar büyük etkisinin olması beni daha çok heyecanlandırdığını gördüm. Ve dedim ki benim gerçekten ürünün sahibi tarafta oluyor olmam lazım. Aldığım kararın gerçekten işe yarayıp yaramadığını ben görmek istiyorum dedim. Ve arabam.com'a geçtim. Arabam.com'da ilk defa böyle developer ekipleriyle birebir çalışma fırsatı buldum. Bu arada hani bazen bir yerde sormuştunuz, hani UI ile beraber karar verdiğiniz noktalar oluyor mu? Evet oluyor. Bazı yerlerde işte ihtiyacı belirliyorsunuz. İşte mesela Furkan'ın az önce gösterdiği tasarımlardan birinde çok güzel bir animasyonlu bir kısım vardı. Mesela ben UX designer olarak şunu derim UI'ya. Burada kullanıcıya adım adım sürecin nasıl işlediğini göstermemiz lazım. Adımlar bunlar. Bu adımlar yer alacak ve biz bu mesajı vermek istiyoruz. Sonra UI designer orada kreatif, yani benim bulacağımdan daha kreatif bir çözümle geliyor. Ama bunu bir de developer'la konuşmamız gerekiyor. Gerçekten bunun kodlanılabilirliği var mı? İşte mobilde iyi performans gösterir mi? Nasıl olur? Gerçekten bu üçü, o çok önemli üç bacağı yani. Bu üç kişinin beraber karar alıyor, beraber ilerliyor olması lazım. Yoksa şeyi görüyorsunuz, çok güzel tasarımlar ama öyle bir kodlanmış ki olmamış yani. Hakikaten şöyle projelerimiz olmuştur. Yani bunu ben yapmadım, kimseye söylemeyelim bunu bizim yaptığımız dediğimiz çok projemiz olmuştur. Sonra ve UX aslında şöyle, bu noktaya kadar yaptığım projelerde hep kendimin de müşteri olabileceği projelerde yer almıştım. Yani işte bir bankacılık uygulaması ben de kullanıyorum. Ya da işte bir DNR'dan ben de kitap alıyorum. Zaten sürekli oradan alıyorum. Ya da işte başka projeler. İlk kez araban.com'da hiçbir fikrim olmayan bir şey hakkında proje yapıyordum. Ne arabam var, ne araba alır satarım. İkinci el piyasasıyla hiçbir alakam yok. Normalde şuna benzetiyorum ben bu başkaları için tasarım yapıyor olmayı. Nasıl ki bir mutfağınız var diyelim. Mutfağınızı yerleştirirken kendi el alışkanlıklarınıza göre yaparsınız. İşte ocak var. Ocağa yakın yere baharatları koyayım. Çatal kaşığı yakın koyayım. Çatal kaşık çekmecelerde olur. Ağır tencere vesaire varsa daha aşağı raflarda olur. Bir pattern vardır. Herkesin beklentisinin olduğu. Mesela her mutfakta deterjanlar şu lavabonun altındadır. Ama şeyi bilemeyebilirsiniz. Ya büyük bir tabak arıyorum. Acaba yani şurada mıdır, burada mıdır? Ya da işte bardak arıyorum. Tamam bir kısmı burada ama diğeri herhalde şuradadır ama şurada da olabilir. Bir kafa karışıklığı olabilir. Mesela benim evime annem her geldiğinde her şeyin yerini değiştirir. Ben senin evinde aradığımı bulamıyorum diye. Sonra o gider,
Bir hal ben aradığımı bulamamaya başlarım. Aslında bizim UX designer olarak yapmaya çalıştığımız şey, bir sürü insanın aynı mutfağı kullanırken aradığını o an aradığı yerde bulabilmesini sağlamak. O yüzden de ne yapmamız lazım? Biz bu mutfağı tasarlamadan önce araştırma yapmamız lazım. Bir restorana gitmemiz lazım. Onların neyi nereye koyduğunu incelememiz, izlememiz, o insanlarla birebir konuşmamız, yaşadıkları problemler var mı, nerede zorlanıyorlar, bunları tespit ediyor olmamız lazım. Bu problemleri bulduktan sonra, evet bu insanlar kaşıkları hep şurada arıyor. Bu insanlar tencereleri burada arıyor. Bu insanlar çalışırken tencerelerle işte tavaların birbirine yakın olması gerekiyor. Ve bu ikisinin de ocağa yakın olması gerekiyor. Çünkü arada kazalar olabiliyor çok uzak olursa vesaire gibi şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Çok çok güzel. Daha sonra. Çok iyi bir örnekle anlattın Tuğba. Daha sonra bizim tasarlama kısmına geçmemiz gerekiyor. Ve bana hep şey deniyor işte ya mühendislikten şeye geçmek zor olmadı mı? İşte tasarıma geçmek. Olmadı çünkü aynı mantığı endüstri mühendisliğinde facility planning, tesis planlama diye bir dersimiz vardı. Aynısını fabrika için yapıyorduk. Fabrikada işte malzemeler nerede olmalı, makineler nerede olmalı ki optimum bir şekilde süreç aksın. Kazasız belasız bir şekilde. Aynı şey aslında UX Design'da da birebir yaptığımız bir şey. Ve genelde böyle UX Designer deyince aa banner tasarlıyor musun falan gibi şeyler sorularla karşılaşabilirsiniz. Tasarlamıyoruz. Bizim yaptığımız şey sanattan biraz daha işin teknik ve bilim tarafına daha yakın diyebilirim. Örneklerimde daha çok buna şey benzetiyorum. Çünkü önce bir gözlem yapmanız gerekiyor. Bir bilim insanı gibi önce bir gözlem yapıyorsunuz. Sonra oradaki problemi bulup hipotezinizi oluşturuyorsunuz. Hipoteziniz de sizin tasarımınız oluyor. Ben bu problemi, bu ihtiyacı bu tasarımla çözerim diyorsunuz. Ve daha sonra bunu, bu yetmiyor, test etmeniz gerekiyor. Kullanılabilirlik testlerine sokuyorsunuz, insanlarla görüşüyorsunuz. Gerçekten performans alabiliyor musunuz bu tasarımdan? Onu test ettikten sonra teoriye dönüştürüyorsunuz. Evet, böyle bir tasarım daha iyi çalıştı diyorsunuz. Ama burada hiçbir zaman kanun diyebileceğimiz, bu kesin %100 böyledir diyebileceğimiz bir şey hem maalesef yok hem iyi ki yok. Maalesef yok çünkü işimizi zorlaştırıyor. İyi ki yok çünkü gerçekten çok sabit kanunlar olsaydı ekmeğimizi yiyemezdik, işsiz kalırdık herhalde. Çünkü böyle tek bir kural seti yok. Sizin işiniz ne, platformunuz ne, kullanıcılarınızın alışkanlıkları ne? Bunların hepsi sizin bulacağınız tasarım önerisini etkiliyor. Ve şöyle bir akışımız var. Önce insanları anlıyoruz, araştırıyoruz, onlarla empati kuruyoruz, dertlerini anlıyoruz, problemleri tanımlıyoruz, sonra fikir geliştiriyoruz, bu fikirlerimizi prototipliyoruz, test ediyoruz kullanıcılarla ve daha sonra uyguluyoruz. Sonra ölçümleme yapıp yeniden problem tespit aşamasına geçiyoruz. Ve bu şu döngümüz bizim design thinking dediğimiz sürecin temellerini oluşturuyor. Ve bütün çalışmalarımızda bu paterni korumaya çalışıyoruz. Ve diyelim ki bunu gerçekten yaptınız. Yine Furkan'la beraber yaptığımız proje. Bunu gerçekten bu paterni takip ettiniz, test ettiniz. Her şeyi çok doğru yaptınız ve doğru tasarımı yaptınız. Yine de işe yaramayabilir. Çünkü sizin ürününüz sektördeki ikinci en iyi olabilir. İkinci en çok tercih edilen olabilir. Kullanıcıların alışkanlıkları oturmuş olabilir. Kullanıcı kötüye alıştıysa siz daha iyisini yapsanız bile sizin yaptığınız daha iyisini kabullenemeyebilir. Aynısını Empara'da yaşamıştık. Biz Empara ilk çıktığımızda kullanıcılardan şöyle şikayetler geldi. Hiç mi bilmiyorsunuz? Yani daha önce hiç banka görmediyseniz aynısını yapsaydınız işte bir bankanın niye değiştirdiniz vesaire böyle ağır ağır yorumlar. Bu insanları tek tek aradık. Gerçekten nerede problem yaşadınız? Bir sıkıntı mı yaşadınız? Çözelim diye. Aldığımız yorum şu oldu. Ben garanti kullanıyorum. Garantiye alışığım. Niye garantiden farklı yaptınız? Keşke garantinin aynısını yapsaydınız. Biz garantinin aynısını yapsaydık en para olamazdık. Garantinin bir küçüğü olurduk.
Ya da garantinin daha az fonksiyonlusu, garantinin daha bir şeyi olurduk ama empara olamazdık. Bizim o kendi duruşumuzu sergileyebilmemiz için böyle değişiklikleri de kabulleniyor olmamız lazım. Mesela arabam.com'da da aynısını sahibinden.com'la yaşamıştık. Sahibinden.com'da bazı süreçler daha karmaşık olmasına rağmen kullanıcılar, yani oradaki sayı daha fazla, oraya kullanım sıklığı daha fazla olduğu için oraya alışmış ve siz bu değişken, bu davranış paternini bozamıyorsunuz daha iyisiyle bile. Çünkü orada bir kemikleşmiş bir yapı var. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ben daha güzelini yaptım, çalışacak diye bir şey yok yani. O yüzden sürekli test ediyoruz. Daha sonra Vodafone'a geçtim. Ve burada gerçekten öğrenim şu oldu. Vodafone global bir marka. Dünyada pek çok ülkede yer alan bir şirket. Ve çok büyük bir şirket. Tasarım ekibinde. İlk kez çok fazla tasarımcıyla aynı ortamda çalışma şansım oldu. Daha önce hep ya tek tasarımcıydım, ya tek UX designer'dım, ya işte iki kişi falandık maksimum. Yani çok büyük ekipler yoktu. Ya da böyle olsa bile herkes kendi projesini yapıyordu. Birbirinin projesine dokunmuyordu. Vodafone'da platformlar ortak, bir sürü tasarımcı var. Ve her tasarımcının, yani tasarımcı egosu diye bir şey de var, kabul edelim. Her tasarımcı kendisinin zevkinin daha iyi olduğunu, kendi kararının daha iyi olduğunu düşünüyor. Birisi diyor ki ben radyosu şu kadar yapmak istiyorum. Birisi diyor ki ben background'ı gradyantlı kullanmak istiyorum. Öbürü diyor ki ben fotoğraf koyacağım. Ama böyle global bir şirkette şahsi tercihlerle ilerleyemiyorsunuz. O zaman da gerçekten tasarım sistemi dediğimiz, Furkan'ın da biraz örnek gösterdiği sistemlere ihtiyacınız oluyor. Orada gerçekten artık şahsi zevklerimizi bir kenara bırakıp bütün tasarımcılar olarak aynı dili konuşuyor olmamız lazım. Ve bu sadece bir tasarım kütüphanesi gibi algılamak da yanlış olur. Bu içinde kodlanmış komponentlerin de olduğu, developerların da aynı şeyi aynı şekilde kodladığı bir sistem oluşturmak. Ve bu sadece dediğim gibi komponentler bazında da değil. İşte bir sayfa, bir ürün sayfasının temel şeyi budur. Layout'u budur. Farklı ürünler aynı layout'a uymak zorundadır gibi böyle. Hani genel kuralları, işte başlıkla görsel arası şu kadar mesafe olur her yerde gibi kuralların konulduğu şeyler olması ve bunlara uymak gerekiyor. Ve bu noktada Vodafone'dayken işte 30 küsur yaşlarıma geldiğim için ben hayatımla ne yapıyorum, 5.30'da niye servise biniyorum diye sorguladığım dönemde dedim ki ben de kendi işimi kurayım. Ve 2019 yılında freelance UX designer olarak çalışmaya başladım. O günden beri Aksigorta projesinde yer aldım. Yani çok emin değilim ismini söylemeyeyim. Bir tane bankanın baştan sona yeniden tasarlanması projesinde yer aldım. Migros'la Pınar'la projelerimiz oldu. Dedim hani Instagram'da söylediğim gibi büyük proje yapmayı daha çok seviyorum diyebilirim. Ve bir yandan eğitimler veriyorum. Şu an User Sports'la hem bireysel hem kurumsal eğitimler veriyorum. Geçen sene de ömrümde ilk kez üniversitede hocalık yaptım. Kadir Has Üniversitesi'nde etkileşim tasarımı dersini verdim. Böyle yarı hoca, yarı freelance designer olarak da kariyerime devam ediyorum. Şöyle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Tuğba. Yani gayet güzel bir sunumdu. Özellikle UX'i anlatırken kullandığın örnekler son derece güzeldi. Seyircilerimizden bazı sorular geliyor. Onları ileteyim. İrem Tosun sormuş. Enpara deneyimini tasarladığın dönemde UX kavramını bilmiyor muydun? Kurulduktan sonra hangi alanda çalışmak istediğinle ilgili seçim yaptığından ve öğrencinin, yöneticinin UX'ten bahsettiğini söylemiştin. Ben ilk internet şubeyi ve web sitesini yaparken UX'ten haberdar değildim. Gerçekten böyle böyle ekranlara ihtiyacımız var. Kim yapacak? Ben yaparım dediğim bir akış oldu. Daha sonra bize gerçekten bölüm seçmeniz lazım, odaklanmanız lazım dediklerinde bir karar noktası geldiğinde ben ne yapacağım oldum. Orada yöneticim işte bak UX diye bir uzmanlık var. Türkiye'de de açık var, çok fazla yok. Bir iki kişi var sadece.
sana da çok uygun, yapabileceğine inanıyorum dedi. Ömür Kulak, teşekkür ederim. Onun sayesinde başlamış oldum. Peki, gene İrem Tosun soruyor. Vodafone şu an böyle bir yapıyı uygulamaya çalışıyor. Development tasarımında da demiş. Yani bunu da bir ek olarak belirtmiş. Ben 1,5 sene önce ayrıldım. 1,5 sene önce de geçmeye çalışıyordu. Devam ediyor. Ya bu arada bunlar çok büyük projeler. Öyle hemen olmuyor. Yani Furkan da bahsetti derken, hani projeleri anlatırken söyledi. Bazı projeler sırf tasarıma 1 sene sürüyor. Yani o yüzden hani hadi geçiyoruz deyip geçilen şeyler olmuyor. Anladım. Peki, aslında Tunç sormuştu, sonradan geri aldı ama onu ben ileteyim. Seninle aynı fakülteden mezun. Mimarlık fakültesinde okumuş olmanın avantajları ve dezavantajları profesyonel hayatına nasıl yansıdı? Ben mimarlık okumadığım için endüstri tasarımı okudun, evet. Yok, endüstri mühendisliği okudum, endüstri tasarımı da okudum. Doğru, endüstri mühendisliği okudun. Onun da zaten yansımalarını şey yaptın, anlattın yani neler için faydalandığı. Peki Simge Düzgün çok teşekkür ediyor ikinize de. Başka sorusu olanlar varsa Furkan için, Tuğba için lütfen bu bölüme, chat bölümüne yazın arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Peki bu arada söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, mesela Tuğba sen ders veriyorsun. Öğrencilerin, Kadir Has'ta ben de birkaç dönem ders verdim. Hem grafik bölümü hem görsel iletişim bölümünde. Oradaki öğrencilerin ilgileri nasıl UX tasarımına? Onu belki bahsedebilirsin. Yani benim, yani Kadir Has için konuşamam. Ben daha bir dönem ders verdim. Böyle bir hani analitik verim yok henüz. Ama genel olarak UX derslerine katılan öğrencilerde gördüğüm yani ne yazık ki ülkemizin durumu, UX çok rağbet gören bir iş. Şu anda da işim yok. UX öğreneyim de yurt dışına gideyim. Motivasyonu daha çok var. Hmm. O yüzden üzücü. Ama UX'e ilgilerinin olması da güzel. Çok fazla insan UX öğrenmek istiyor. Gerçekten de o açıdan sevindirici. Ve yapabileceklerine de inanıyorum. Genelde korkan insanlar oluyor. Ya benim işte background'um bundan değil. Ben yapabilir miyim? Edebilir miyim? Benim tasarımım, çizgim iyi değil. Yapabilir miyim? Yapabilirsiniz yani. Furkan senin nasıl gençlerde gördüğün bu UI UX tasarım ilgisi? Bence hani son yıllarda bence çok arttı eskisine oranla. Özellikle bu dijital dönüşüm projeleri arttığı zaman gerçekten ürün kafası düşünen UI UX tasarımcıları artmaya başladı ve onlar aslında Tuğba'nın dediği gibi hızlı bir şeyi de kendini geliştirenler de direkt yurt dışı hedeflemeye başladılar. Ondan dolayı hem çok fazla açık var ve çok fazla ihtiyaç var aslında insan kaynağı anlamında. Hem de çok fazla ilgi var. Ama biraz dağınık bir durumda. Sadece ben burada bazen görüşmeler yaptığımda şunu görüyorum. Eskisi kadar bu işin okuluna ya da eğitimine çok fazla girmeden internetteki kaynaklardan da ilerlemek isteyenler var. Bu artık biraz normalleşmeye başladı. Ama bunun içinde biraz daha uzaktan durup, ya benim biraz çizer birimi olmam lazım, grafik tasarım okumam lazım, işte işin illa temellerini öğrenmem mi gerekiyor bu işe başlamam için diye cesareti kırılan insanlar da oluyor. Aslında onun o kadar da olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani tabii ki eğitimini almak iyi bir şey ama hani bu konuya ilgisi olup da bir şekilde temel eğitimlerinden uzak olduğunu düşünenler o kadar uzak durmayabilirler. UI UX tarafı çünkü biraz daha mühendisliğe de yakın bir taraf olduğu için çözülebiliyor. Projelerde de biraz bahsettiğim gibi yetemediği tarafları farklı kaynaklarla, farklı uzmanlarla çalışarak bir yere getirerek hani işi çözümleyebilir. Ondan dolayı çok çekinmesinler, çok parlak ve hani ihtiyacı çok fazla olduğu bir alan diye düşünüyorum. Peki, ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyur. Sözüne. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Genelde şöyle de bir şey var. İşte hem eğitimden kaynaklanan ben yapabilir miyim, edebilir miyim şeyleri var.
Yani UX için de UI için de bence en önemli şey zaten günceli yakalamak. Şeyler, trendler nereye gidiyor, dünyada neler oluyor, bunları takip ediyor, yakalıyor olmak, araştırıyor, okuyor olmak, sürekli yeni örneklerin peşinde olmak, bu tarz şeyler daha çok sizi geliştirecek olan şeyler. Yani işte bununla ilgili kitaplar okuyor olmak, blogları takip ediyor olmak, kritik insanları Instagram'dan, Twitter'dan paylaşımlarını takip ediyor olmak, bunlar çok çok daha önemli diyebilirim. Yani UI UX için sadece okulda 1-2 sene hani ders alıp şey yapmak yeterli değil. Aslında bütün tasarım edimi için de bu geçerli. Evet. Yani hani devamlı takip ediyor, izliyor olmak lazım. Evet. Sadece dijitalde her şey çok hızlı eskiyor. Hızlı, daha hızlı değişiyor, doğru. Simge Düzgün sormuş. Tasarım sürecinde az da olsa kodlama bilmeniz bekleniyor mu? Furkan? Bence işin yani kodlamayı yapabilecek seviyede değil ama neyin kodlanıp neyin kodlanmayacağını anlayabilecek seviyede öğrenmesi iyi olabiliyor hani kişilerin. Çünkü az önce Tuğba da biraz bahsetmişti. Bazen çok çok havalı şeyler yapılabilir. Büyük animasyonlar, işte büyük şovlu tasarımlar yapılabilir ama bunun kodlanabilir olması çok çok önemli. En azından temel düzeyde HTML, CSS, JavaScript neler yapılabildiğini bunu developerlarla konuşabilecek seviyede küçük argümanlarını öğrenmek çok kıymetli bence. Çünkü yaptığımız tasarımların hepsi aslında developerlar için birer referans ekranlar ve ona aktarabiliyor olmamız lazım ki sonra aman Allah'ım dediğimiz bir şey çıktılar olmasın. Gerçekten bizim istediğimiz deneyim, bizim istediğimiz görüntüde çıktılar oluşsun. Ondan dolayı temel düzeyde muhakkak araştırıyor, meraklı oluyor olmak bence faydalı. Ama bu şey demek değil. Yani yazılımcı olacak seviyede, kod yazabilecek seviyede olmak zorunda da değil. Tuğba, var mı eklemek istediğin bir şey? Evet, orada evet kodlama bilmenize gerek yok ama developer'la aynı dili konuşabilecek düzeyde olmanız lazım. Bir iletişim kurabilmek için. Bir de şeyi tavsiye ederim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Böyle işte Webflow gibi no-code development yapabileceğiniz platformlar da var. Artık kodlamayı bilmenize de gerek yok. Kodlamanın mantığını öğreniyor olmanız yeterli olabilir. O platformlarda kendinizi geliştirmeniz bir oturup kod yazmaya çalışmaktan çok daha faydalı olabilir. En azından çok daha hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Bununla ilgili gene Ozan Köçkar soruyor. Sizce UI designer olarak sürecin development yönüne hakim olmak ne kadar önemli? Kodlama öğrenmek bize fayda sağlar mı? Aslında biraz demin cevabını verdik bunun. En azından belli bir oranda kodlama bilmek faydası var. Ben buna bir ek yapabilirim. Bir de yapılan çalışmaları aslında developerlara aktarırken bir dokümantasyon hazırlanıyor. Aslında bir tasarım sistemi hazırlanıyor. Bir UI style guideline hazırlanıyor. Ve bunlar hazırlanırken de developer'a verilirken de developer'ın 3 aşağı 5 yukarı nasıl kodlayacağını düşünerek hani hazırlamak o dokümanı daha temiz bir şekilde veriyor olmak ona. Onun soracağı soruları önden düşünüyor olmak developer dostu olmanızı sağlıyor. Bu da bu sefer iyi bir iletişim sağlarsa, onun işini kolaylaştırırsa daha iyi çıktılar oluyor ve sürdürülebilir bir hale geliyor aslında projeler. Ondan dolayı hani bunu bilmek bu taraflara da yarayan bir konu oluyor. Bu aslında biraz da tecrübeyle de alakalı değil mi? Yani iş yapa yapa aslında, yani hata yapa yapa öğreniyor insan. Dolayısıyla bir şekilde başlamak lazım aslında buna. Tuğba sen bir şey ekliyordun. Orada şeyi de ekleyebilirim. Gerçekten bir konuda uzmanlaşmanın ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben şeye çok inanmıyorum. Mesela full stack developerlar vardır. Ben front-end'i de çok iyi yapıyorum, back-end'i de çok iyi yapıyorum diyen. Ben daha her şeyi çok iyi yapan front-end, yani full stack developer görmedim. Yani aynı şekilde, yani buna kızanlar olabilecektir ama ben UX, UI designer'ım diyenlerde de hep bir taraf ağırdır. Bir tarafa daha çok gönlü kayıyordur. Yani ben de UI yapabilirim ama UX'im daha iyidir yani. UI'min zayıf olduğunu bilirim. Bir de şöyle bir şey insanları kandırabilir. İşte talep ediliyor. Müşteri her zaman size para verecek olan insan, özellikle freelance bir çalışansanız, sizin her şeyi yapmanızı istiyor. Kodlamayı da sen yap, işte UX'i de sen yap, UI'yi de sen yap ki ucuza gelsin. Yani eğer siz böyle freelance çalışmak istiyorum, freelance portföyümü geniş tutmak istiyorum diyorsanız hepsine birden saldırabilirsiniz.
ama ben bir konuda uzmanlaşmak istiyorum diyorsanız bir şeye odaklanıp diğerlerini ona zenginleştirecek ek şeyler olarak tutmakta fayda var. Peki, Tunç Budak soruyor. Yazılımcılarla aranızda en çok nasıl problemler yaşanıyor? İkinizden de fikrinizi duymak istiyor. Furkan senle başlayalım. Yazılımcılar her zaman şey ister. Hani bir projenin akışlarının bütün sayfalarının ona ulaştığına emin olmak ister. Ya da buraya tıkladığımda hangi aksiyon gerçekleşecek? Buraya üzerine geldiğim zaman bunun hover durumu ne olacak? Yani mouse inleç üzerine geldiği zaman. Ya da işte buraya bir animasyon düşünmüşsün ama bunu bana nasıl teslim edeceksin? Hani bir referansın var mı ya da bir dosya verebiliyor musun vesaire gibi ya da burada çok fazla video kullanmışsın, imaj kullanmışsın. Bunun yüklenme hızı web sitesine de çok kötü olabilir. Buna çözümün nedir diye birçok soru sorabilir. Bu soruların hepsine hazırlıklı oluyor olmak lazım. Yani önden planlıyor olmak lazım. Hani bir web sitesini verirken, bir ürünü verirken hani 3-4 ana ekranını, unique ekranını verip bunun detaylarını düşünmediğiniz noktada zaten çatışma hemen başlıyor. Ondan dolayı kullanıcının yaşayabileceği neredeyse bütün aksiyonları en ince ayrıntısına kadar çalışıp onu aktarabildiğimizden emin olmamız gerekiyor. Yani bir hata, küçücük bir hata bile olabilir bu. Ondan dolayı iyi, temiz bir şekilde bütün ekranlar çalışıp bunu temiz bir şekilde dokümante etmek çok çok önemli. Şey ekliyor musun Tuğba? Yani Furkan'ın dedikleri bence önemli. Bir de bence gerçekten sıkıntılı şeylerden biri süreçlerde oluyor. Genelde şöyle bir süreç izleniyor. Önce tasarım hazırlanıyor, onaylanıyor tüm üst seviye yöneticilerden. Sonra da developer'a al bunu kodla diye gidiliyor. Bu nokta çok geç oluyor bir yazılımcıya hadi bunu kodlayacaksın demek. Çünkü ona daha önce hiç sormamışsın, hiç danışmamışsın. Yapabilir mi, yapamaz mı, platform buna uygun mu, değil mi? Orada süreci biraz daha iyileştirip gerçekten hani dedim ya UX, UI, developer önce beraber bir şey üzerinde anlaşıp ondan sonra biz bunu yaptık, bunu öneriyoruz diye gitmekte fayda var. Çünkü öbür türlü şey yaşanıyor. Ya, tasarlarken bana mı sordun? Yapamıyorum. O zaman yapamıyorsam da senin o havalı animasyonun yerine şunu koydum ben diye bir anda bambaşka şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Buna bir kısaca bir ekleme yapmak isterim. O da aslında developerlar bu konuda da haklılar da bir durumda. Çünkü tasarımcı bir uçtan uca bir tasarımı yani uygulamayı ya da web sitesini tasarladığında ilk önce ona bakıyor ve ona göre altyapısını oluşturuyor aslında. Yazılım mimarisini oluşturuyor. Ama sen gidip onu sonradan değiştirdiğinde ya da farklı bir hale getirdiğinde, revizyon çok hızlı kabul edip uyguladığında, ona sormadan hani bu süreci tasarladığında onun yaptığı daha önceki çalışmaların hepsi ya çöp olabilir ya da şey olabilir. Yani çok fazla emek çıkabilir orada gereğinden. Bu ciddi bir probleme dönüşebilir. Çünkü onların da uğraştıkları çok komplike şeyler oluyor. Altyapılar oluyor. Ondan dolayı sürekli dahil etmek gerekiyor paydaşları. Yani müşteriye sunmadan önce UI kısmında en azından developer'a bir önden göstermek, bir fikir almak daha doğru. Çok önemli, çok önemli. Peki, Selin Yağcı sordu. Proje sahiplerinin sizlerin yaratıcılığınızı kısıtladığını yahut ne derece etkilediğini söyleyebilir misiniz? Ayrıca ikinize de güzel dileklerde bulunmuş, sevgilerini yollamış. Tuğba senle başlayalım. Güldüğüm için olabilir. Olabilir, dikkat çekmiş olabilirim. Yani haliyle kısıtlanıyorsunuz. Zaten her şey sizi kısıtlıyor. İşte platform kısıtlıyor, development kısıtlıyor. Hepimizin bir sürü hayali var çok güzel şeyler yapmaya dair ama iş hedefleri kısıtlıyor. Parayı veren müşteri de haklı olarak diyor ki parayı ben veriyorum. Niye benim istediğim gibi olmuyor? Orada bir yere kadar onun vizyonunu açmaya çalışıyoruz. Çünkü kullanıcı, yani müşteri şey olarak, kurumsal olarak alıcımız çok hakim olmayabilir konuya, dijital dünyaya. Bizim onu mümkün olduğu kadar kendi süreçlerimizin içine, hani Furkan anlattı ya, workshoplarla içine dahil ediyoruz. Onun da vizyonunu açmamız gerekiyor baştan. Onu iyi dinlememiz gerekiyor. Onun gerçekten derdi ne? Çoğu zaman düşülen bir hatadır. Müşteri der ki ben bunu istiyorum. Bizim onun istediğini değil, ihtiyacını duymamız lazım önce. Ve orada şunu sormamız lazım. Senin neye ihtiyacın var?
sen neye ulaşmaya çalışıyorsun? Ya da sen bu istediğini neden istiyorsun? Yani evet, hangi ihtiyaçtan dolayı? Evet. Reklamcılıkta strateji bölümünde de kullanılan bir şeydir yani ihtiyaç belirli. Önce cevabı değil, önce altındaki nedeni anlamamız lazım ki biz ona daha iyi bir çözüm önerisiyle gidebiliyor olalım. O yüzden bu süreçlere müşteriyi kattıkça zaten o da bizim tarafımıza doğru yaklaşmaya çalışıyor. Aa evet böyle olabilir diye. Bir noktada tabii ki tıkanıyoruz. İşte kişisel egolar şunlar bunlar devreye girebiliyor bir yerde. O zaman da yani kanımızın son damlasına kadar savaşıp bir yerde de bırakıyoruz haliyle. Furkan? Şöyle aslında freelancerken ve daha farklı oluyor. Daha tek başına aslında karşındaki proje sahipleriyle boğuştuğun için biraz daha zayıf olabiliyorsun bu konuda. Ama mesela biz bir yani tamamen dijital ürünler üzerine çalışan bir tasarım stüdyosuyuz aslında Fuha'da. Ve orada biraz daha sert durabiliyoruz bu konularda. Çünkü artık belli oturmuş iş akışlarımız ve sistemlerimiz var ve proje sahibine gerçekten sen niye geldin bize, senin motivasyonun ne proje yapmakta, algı hedefin ne, business hedefin ne, bu ikisi bambaşka konular. Kime gidecek bu iş, 3 sene sonra ne olacak, 5 sene sonra ne olacak, bu işin en uzak noktada gittiğin vizyon ne, yani bize para deme, para dışında şey konularını anlat, gerçekten o vizyonunu anlat diyoruz. Ve burada gerçekten sert duruyoruz biz mesela ofiste. Çünkü o eğer bize o başta kendini iyi ifade edip gerçekten o iyi bir şekilde bize aktarmazsa bu hedefleri biz bir strateji oluşturamayız. Çünkü bir UX stratejisi oluşturarak başlıyoruz projelere. Ve bunu kabul etmeyenler yani bizim bir formatımız var. Bunu kabul etmiyorsanız da bizimle çalışamazsınız diyebiliyoruz mesela artık. Böyle bir lüksümüz oluştu. Ama eskiden tabii ki tek tek proje sahipleriyle biz de uğraşıyorduk. Bir canımızın yettiği kadar, kanımızın yettiği kadar hani oluyordu. Ve bu akıştan geçtikten sonra da onları yönlendiriyoruz ama karşılığında da. Biz sizi çok iyi anladık ve senin aslında bu işi böyle yapman gerekiyor. Hani senin söylediklerinde doğrular olabilir. Ben bu arada müşterilerin her zaman yanlış söylediğini düşünen taraftayım. Hatta çok büyük oranda da doğru fikirlerle de girebiliyorlar. Evet. Onları dinlemek bazen lazım. Bazen doğru ifade edemeyebiliyor. Ama evet, sadece doğru ifade edemiyor. Aslında aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Aynı seviyede konuşabilirsek, iyi bir iletişim kurulursa o zaman çok iyi bir proje çıkıyor çünkü ortaya. Ve onun içinde de ben muhakkak kullanılabilir olsun, işte akışlar doğru olsun ama muhakkak estetik olsun isteyen bir taraftayım. Yani biraz daha tasarım kökenli biri olduğum için. O ayınlanını açıp, onun onayını alıp sonrasında da diyorum beni özgür bırak zaten. Ve bu sisteme oturttuktan sonra biraz daha içmesinden projeden çıkmaya başladı son yıllarda. Ve zaten biz bu akışların hepsinde biz de mesela ben işin hem kreatif direktörünü yapıyorum ama tasarım tarafında biraz daha UI tarafıyla uğraşırken işte UX designer'ımız var. O tamamen oraya odaklanıyor. Bir proje yöneticimiz tamamen bu iletişim kuruyor vesaire. Yani ekipleştikçe bu konforlar oluşmaya başlıyor. Ama freelancer'ın da bence kısmen bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yani başlangıçta küçük de olsa bir format oluşturup müşteriyi anlamak, ondan brief almak ve genelde tasarımcının gidip brief almasını daha sağlıklı buluyorum. Hani bize bana bir brief at, ben bir tasarım yapayım değil. Onun gidip sorular sorması, çok soru soran, biraz daha katılımcı olması ve onu katılımcı hale getirmesi bence doğru. Ondan dolayı buradaki en büyük tavsiyem küçük bir format oluşturmaları kendileri. Yani biriyle tanıştığı zaman benim bak bir akışım var, gel bunu bakışı beraber tamamlayalım ve sana istediğin tasarım yapayım diye ikna edici bir konuşma iyi olabilir yani. Anladım. Ufacık bir tüyo ekleyebilirim. Tabii. Şöyle bir şey de kullanabiliyoruz. Bu workshopların aslında amacı bu. Yani ikna metotları üzerine çalışabilirsiniz. Bir de bu workshopların asıl amacımız şu oluyor. Bir, onları dinlemek. Bir de bazı problemlere gerçekten yani aklı başında her insanın getirebileceği ortak çözümler oluyor. Ama şöyle bir psikoloji var. İnsanlar pazarlık yapmak ve kendileri de bir şey katmak istiyor. Ve siz ona bir tasarımı bu doğru, biz böyle yaptık diye direkt sunduğunuzda eleştirme moduna geçiyorlar. İşte eksiğini bulayım, işte eleştireyim, revizyon vereyim psikolojisine giriyorlar. Ama siz o insanları bir yerde toplayıp problem bu, siz olsanız nasıl çözerdiniz diye onlara sorup fikirleri onlardan duyup yani belki siz birebir aynı çözümü sunacaktınız. Onlar da aynısını söyledi. Ama onlardan duyup yaptığınızda ve sizden bunları duyduk ve biz böyle bir şey yaptık, tasarım yaptık dediğinizde bir anda sahipleniyorlar. Ve sizin arkanızda duruyorlar. Sizi savunmak için, o tasarımı savunmak için onlarla sizinle savaşmaya başlıyor. Manipülasyon tekniği değil mi? Evet, bir anda kendi tarafınıza çekmiş oluyorsunuz.
Evet. Yani böyle şeyler de çok kritik oluyor. Tabii doğru. Doğru. Küçük bir ekleme de yapabilirim belki ben de. Şimdi aklıma geldi. Mesela biz nefis yemek tariflerinden biraz bahsetmiştim çalıştığımızdan. Yani çok eski bir şirket bu arada onlar. Ve çok dünyanın en büyük yemek tarif sitesi. Hani çok büyük, kalabalık bir şey var. Ve çok uzun yıllardır denemedikleri zaten hiçbir şey kalmamış mesela projede. Her şeyi denemişler. Yani 15 yıldan fazla bir şirketi hatırlıyorum. Ve zaten onun o kadar çok bir bilgisi var ki yani onunla çalışırken. Hani onu tamamen göz ardı etmek, onunla o süreçte boğuşmak. Yani o kadar hem business'ını biliyor hem kullanıcılardan gelen tepkileri biliyor. Ve milyonlarca kullanıcıyla böyle yapmış bunu. Hani orada zaten onu es geçip de direnmek zaten anlamsız bir çaba oluyor. Onu dinlemek lazım gerçekten orada. Ve onun ihtiyacı ne? Onu çözüyor olmak lazım. Mesela biz orada beraber tamamen bir takım olarak çalışıyoruz onlarla. Hiç böyle onlardan bir şey aldık, kapandık, çalıştık olmuyor. Sürekli üzerine workshoplar yaparak çalışıyoruz. Orada bir de şunu yapabiliyoruz. Eğer gerçekten tıkandığımız noktalar ve inandığımız şeyler varsa bunu teste sokalım diyebiliyoruz. İşte bir kullanılabilirlik testine sokabiliriz. Bir A-B teste sokabiliriz. Ki kararı biz vermeyelim. Kararı kullanıcı versin dediğimizde çok daha tarafsız bir gözle değerlendirebiliyoruz önerileri. Peki, İrem Tosun sormuş. Ajans hayatına kıyasla kurumsalda UX designer olarak zamanımızın büyük bir kısmını tasarım dışındaki konularda geçiriyoruz. Bu UX dünyasından uzaklaşıyormuş hissini değiştirmek için neler önerirsiniz? Tuğba, sana soralım bunda. Çektiğim çilelerden biridir. Yani kurumsalda şöyle bir şey var. Hep de aynı ürüne bakıyorsunuz. Sürekli aynı ürünün aynı sayfalarına. Hatta bazen size mesela ben Vodafone'dayken başvuru süreciydi benim. Yani başvuru süreci 5-6 sayfadan oluşan bir yer. Sürekli 5-6 sayfayı yapmaktan artık içiniz çekiliyor yani. Orada kendinizi biraz daha canlı tutmak için eğer vakit bulabiliyorsanız ve enerjiniz kalıyorsa işte bu güncel şeyleri takip etmek, işte trendleri takip etmek, diğer tasarımcıların yaptıklarını takip etmek ya da kendinizi geliştirme amaçlı ekstra şeyler okumak, araştırmak. Yani bu gerçekten şey olmak zorunda değil. İlla bir UX ile ilgili bir kitap okumak zorunda değilsiniz yani. İşte bu mesela az önce verdiğim örneklerden biri bir FBI ajanının pazarlık yöntemlerinden biri ya da ne bileyim buna dair şeyler, farklı uzmanlıklardan şeyler, işte psikolojiye dair vesaire. Onlarla kendinizi zenginleştirmeye çalışıp biraz hem kafa dağıtıp hem işe motive edecek şeyler olabilir. Benim aklıma bunlar geldi. Peki, Halime Güney soruyor. UX tasarımına yeni başlamak isteyenler için hangi kaynakları ve ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz diyor. Tuğkan senle başlayalım bunda da. Burada Türkçe kaynak olarak Sharpa var. Sharpa blog bakılabilir. Orada zaten herhalde ulaşamayacakları hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yani ondan dolayı blog okumaları çok yapabilirler. Medium'da case study'ler olabiliyor. Mesela atıyorum Airbnb yılda yüzlerce, binlerce test yapıyor olabiliyor ve onları okumak çok kıymetli olabilir. Bunlara bakılabilir. Bunun dışında Tuba'nın da bir yere eğitim verdi. User Spots vardı galiba. Orada eğitimler yapılıyor. Onlara bakılabilir ama onlar biraz daha sanırım başlangıç seviyesi oluyor. Hani sadece bir tanışmak için iyi olabilir. Ama devamında bol bol okuma yapıp incelemek, özellikle A-B testlerini incelemek çok beni besleyen bir şey oluyor mesela. Bunları söyleyebilirim. Mesela orada hani bahsetmiştim, takip edilecek insanlar var atıyorum. Soyadını söylemek çok zor ama Luke Wroblewski diye bir tasarımcımız var. Yani UX'i takip ediyorsanız onun çalışmalarını takip etmeniz lazım. Ya da işte onların Medium'da yazdıklarını, Twitter'da paylaştıklarını vesaire takip ediyor olmak lazım. Açıkçası ben eskisi kadar çok blog üzerinden çok takip etmiyorum. İlk zamanlar biraz daha blog üzerinden, işte Smashing magazinler vesaire, onlar üzerinden daha çok takip ediyorduk. Ya da ne zaman bir web projesi yapacak olsam overs.com'a girer. Bütün böyle ödül almış web sitelerini tek tek gezerim. Size ilham verecek şeyler olabilir. Bir de dediğim gibi ekstra UX dışı şeylerle UX'i nasıl zenginleştirebilirim? Ona da bakmak önemli diye düşünüyorum. Tunç Budak sormuş. Adobe XD
program olarak. UI UX anlamında işinizi tamamıyla görüyor mu? Demiş. Furkan sen de başlayalım. Ya Adobe XD'de biz kullanmıyoruz ama yani herhangi bir eksik yönü, yani kullandığım projeler oldu, eksik yönü ya da işini görmedi dediğim hiçbir şey olmadı. Yani bir proje uçtan uca Adobe XD ile gayet rahat yapılabilir. Bir problem çıkacağını da düşünmüyorum. Ama biz ağırlıklı olarak son yıllarda Figma kullanıyoruz. Figma'nın avantajı şu, bir tarayıcı da tabanlı çalıştığı için ve online birden fazla yani ekip olarak aynı projenin üstünde aynı anda çalışabilmemizi sağlıyor. Ve her yerden erişilebilir oluyor dosyalara, bir tarayıcı da çalıştığı için tamamen. Ondan dolayı biz Figma'yı biraz daha tercih ediyoruz. Bir de ufak tefek böyle güzel işimizi kolaylaştıran özellikleri olduğu için de epey de seviyoruz yani. Peki Tuğba, senin eklemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Ben aktif olarak kullanmadım. Ben de son zamanlarda Figma'yı daha çok kullanıyorum. Hem prototip için hem wireframe hazırlamak için. Hı hı. Ama Adobe XD'yi UI tarafında animasyonları zengin diye hatırlıyorum. Yani orada Figma'da yapamadığınız şeyleri XD'de çok daha detaylı bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Eğer ihtiyacınız animasyon tarafındaysa sizi işinizi daha iyi görüyor olabilir. Peki, sorularımız bu kadardı. Biz de bir 15 dakika kadar zamanımızı aştık. Hem Furkan'a hem Tuğba'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Yani zamanlarını ayırdılar bu işlerinin arasında ve bize gerçekten UI ve UX'in ne olduğunu çok güzel örneklerle hem işler hem de günlük hayattan verilmiş örneklerle anlattılar. Eminim öğrenci ve genç arkadaşlarımız için de çok yararlı olmuştur. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak ekleyin. Sonra yavaş yavaş programı kapatacağım arkadaşlar. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani benim tarafımda yok. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi her şey. Tuğba senin. Benim ufak bir eklemem var bu tool'lar konusunda. Benim en çok gördüğüm sıkıntı özellikle genç yeni başlayan arkadaşlarımızda hangi tool'u öğreneyim, hangi tool'da çalışmam lazım gibi sorular çok fazla geliyor. Orada tool bağımlılığına yani o fetişizme çok düşmemelerini tavsiye ederim. Çünkü bu tool'lar sadece yani adı üstünde bir araç ve gelip geçiciler. Bugün Figma çok popüler. Herkes Figma kullanmıyorsan çağ dışısın gibi bakıyor ama belki seneye başka bir tool gelecek ve Figma'nın pabucunu dama atacak. Artık Figma mı kullanıyorsun, hangi çağdan kaldın falan diye olacağız. O yüzden çok bağlanmaya gerek yok. Biraz daha anlama, içeriye, gerçekten probleme, bizim önerimiz gerçekten insanlara dokunuyor mu, onların dertlerini çözüyor mu? Biraz daha içeriye odaklanmalarını ve kaliteye odaklanmalarını tavsiye ederim. İşte Figma'da şu plugin'i biliyor musun dansa birbirine hava atmak için. Gerçekten İçeriğin kalitesi çok daha önemli. Ben bunu küçük bir ek yapabilirim şimdi Tuğba böyle deyince biraz açtı konuyu. Ben de yani kendim için de o düsturu edinmeye çalışıyorum. Ekipte de sürekli söylüyorum ya da tanıştığım insanlara. Yani bu UI UX tasarımının evrileceği konu da ilerleyen yıllarda bence iyi karar alabilen tasarımcı hayatta kalacak gibi geliyor bana. Hani güzel kutu çizen, paddinglerin marjinlerini iyi bırakan, ne bileyim şey yapan değil. O bugünü kurtarıyor ama ileride bu başka UI başka bir şeye de dönüşebilir. Ki konuşuluyor şu an bazı şeyler. Hani ondan dolayı burada iyi karar veren, iyi yorumlayan ve gerçekten Tuğba'nın dediği gibi projeyi anlayıp ona uygun şeyler yapan tasarımcı bence çok çok daha kıymetli hale gelecek her geçen yıl. Ondan dolayı dediği gibi teknik konular hiç önemli değil. Anlayışlı olmak, gerçekten anlamaya çalışmak çok çok kıymetli. Yakında arayüz kalmayacak. O yüzden ona göre hazırlanın şimdi. Arayüzün kendisi biz olacağız zaten. Öyle görünüyor anlaşılan. Evet, yani hazırlanmalarını daha çok tavsiye ederim. Tabii o kısma hiç girmedik ama zaten o ayrı bir tartışma konusu. Evet. Metaverse'de UI UX'in geleceği açısından hani ayrı bir şey yaparız. Bir program yaparız. Ama bu gece için ikinize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz faydalı oldunuz. Eminim izleyicilerimiz de aynı şeyi hissediyorlardır. Yavaş yavaş kapatıyoruz arkadaşlar. Hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyoruz. Hepinize sevgiler, iyi geceler. Görüşürüz.